İyi akşamlar. Nokta'nın canlı yayın konuğu Sayın Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Sizi çok iyi görüyorum. Sağ olun. Spor yapıyorsunuz değil mi düzenli olarak? Ben sevgili Okan Sabahleyin <laughs> her sabah 6 kilometre, 7 kilometre koşuyorum. Ondan sonra da bu da olmuyor. Hocamla beraber bir 350 hareket yapıyorum. Aynen. Bunu yapmadığım zaman da mutsuzum. Siz hayata hakikaten sarılıyorsunuz. Siyasete de sarılıyorsunuz. Keyif almaya çalışıyorum, mutlu olmaya çalışıyorum. Bu siyasette benim genlerimde var. Yani ben mesela bir iş adamı olarak başlasaydım başka bir yerde olabilirdim ama gençlik kolu başkanı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı her kademesinde görev aldım. İnsanlar bunu merak ediyorlar. Bu adam nasıl bu kadar sağlıklı, nazar değmesin, heyecanlı, bu kadar istekli herhalde... Önümüzdeki seçimlerde bunun karşılığını alacaksınız. İnanın yaptığıma inanıyorum ve inandığımı yapıyorum. Ve kesinlikle Türkiye Değişim Partisi'nde ben ve kurucularım, bütün teşkilat başkanlarım, değişim kadınları, değişim gençleri sadece doğruları söyleyeceğiz. Doğru olmayan hiçbir şey söylemeyeceğiz. Peki. Ve samimi olacağız. Peki o zaman izin verirseniz ilk sorudan başlayacağım. Ee... Benim de, sizden ricam ne biliyor musunuz? Arzu ettiğiniz her şeyi sorun. Nedeni şu. Siyaset adamlarının her şeyin açık ve net olması lazım. Ve ben de kararlıyım. Bütün sorduğunuz sorulara kesinlikle ve kesinlikle samimi cevap vereceğim. Çok iyi bir yayın olmasını istiyorum. Şu anda bizi binler izliyor. Sorduğunuz sorularda yanıt veremediğim varsa ona da diyeceğim ki kusura bakmayın şu soruya hazır değilim. Bu kadar net yani. Peki. Evet. Peki. Ee, i̇lk sorumla başlayalım. Aralık ayında kurduğunuz Türkiye Değişim Partisi'nin hikayesi aslında 2009'daki Türkiye Değişim Hareketi ile başlıyor. Partinin kuruluşuna kadar geçen süreçte CHP ve DSP'de yer alıp girdiğiniz ve kazanamadığınız seçimler oldu. Neden kendi partinizi kurmak istediniz? Türkiye Değişim Hareketi nasıl bir siyasi partiye dönüştü? Şöyle biz e, 2005 yılında Sayın Deniz Baykal'a karşı büyük bir mücadele verdik ve bir değişim arzu ettik. Ve o seçimi biz Sayın Baykal'a karşı çok az bir oyla kaybettik. Böyle olunca da daha sonra bir mücadele başladı. İşte partilerimiz ihraç süresi vesaire. Ve 2011 yılında Sayın Kılıçdaroğlu gelince bir değişim oldu. Biz o değişimin önünü kapatmak istemedik. Biz o değişimin önünü açmak istedik. 10 yıl bekledik. 10 yıl beklediğimiz süre içerisinde de Türkiye'nin iyi gitmediğini, sorunlarını ve problemlerinin çoğaldığını gördük ve bunun üzerine partiyi ben kurmadım. <laughs> Türkiye Değişim Partisi'ni milyonlarca yurttaşımız kurdu. Parti kuruyorum demekle parti kuramazsınız. Ve bugün bakın biz Türkiye'nin 58 ilinde teşkilatlandık. Aşağı yukarı 2 ay içerisinde de bütün illerde teşkilatlarımız olacak. Bu bir sevgi ortamı. Bu böyle bir dükkan açmaya benzemiyor yani eşinden, dostundan para bul dükkana buna benzemiyor. Bu bir sevgi ürünü, bu bir heyecan ürünü ve e, baktığınız zaman da yurttaşlarımız sizin e, hareketinize, partinize ve düşüncelerinize inanacaklar. Peki. Türkiye Değişim Partisi logosunda ve sloganlarında sevginin ve değişimin ülkenin geleceği için gerekli olduğunu altını çiziyorsunuz. Mutluluk ve Güler yüz projesi üzerine çalıştığınızı belirtiyorsunuz. Türkiye'nin nasıl bir değişim yaşaması gerekiyor? Mutluluk ve Güler yüz projesi nedir? Şöyle, Türkiye'de bir kere siyasetin yapılış şeklini değiştirmemiz lazım. Siyasetin dilini değiştirmemiz lazım. Bugün bakıyorsunuz, parlamentoda grubu bulunan partiler birbirlerine karşı çok ağır konuşuyorlar. Çok sinkaflı konuşuyorlar. Hmm. Ve bir siyasetin nezaketi ve zerafeti yok. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak siyasete nezaket ve zerafet getirmek istiyoruz. Şuna inanıyoruz. Rakibinizin bile iki tane iyi yönü varsa onu söyleyin. Eksik bıraktıkları varsa bunları da mutlaka çözüm önerileriyle anlatmamız lazım. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak şöyle size bir bakıyorum. Bakın bugün Türkiye'de her 4 gençten 3 tanesi mutsuz. Gençlerin %84'ü ne yazık ki borçlu. Gençlerin sadece %15'i Türkiye'de ben özgürüm diyebiliyor. Her 4 gençten 3 tanesi de Türkiye'yi terk etmek istiyor. Bu gençler mutlu olsa, bu gençler de enerji dolu olsa, bu gençler iş bulsalar, bu gençler Türkiye'de kalsalar, Türkiye'de beyin gücü olmasa, Türkiye'de işler iyi gitse bizim parti kurmamıza gerek yok. Peki bugün bu iktidar bunları düzeltemiyor da diğer muhalefet partilerinin iktidara yakın bir oy var mı? Bu da yok. Bugün bakıyorsunuz ki seçmenlerin yüzde 22'si diyor ki ben oy verecek parti bulamıyorum diyor. Ve ona iktidar ve muhalefet partiler diyorlar ki yüzde 20, yüzde 20 gezen oy var. Hayır yüzde 20 küsen oy var. Yüzde evet. %20 kararsız ve küsen oy var. O küsen oyların adresi de Türkiye Değişim Partisi olacak. Çünkü Türkiye Değişim Partisi her siyasi partinin tabanından oyalıyor. Bizim logomuz ne biliyor musunuz? Bir tarafta Anadolu, bir tarafta Trakya. Bir tarafta Anadolu bir kalple geliyor. Trakya ile İstanbul Boğazı'nda buluşuyor ve bir ay yıldızla buluşuyor. Bizim logomuz sevgi üzerine kurulan bir logo. Bizim logomuz kalp ve diyoruz ki, Bizim kalbimiz Ahmet için, Mehmet için değil, bizim kalbimiz bütün Türkiye için atacak. Ne düşünüyorsunuz? Benim gündemim dışında bir soru yönelteyim. Ee, herkes de neredeyse 2000 doğumlardan bile duyuyorum bunu. 90'lara karşı bir nostalji, bir merak var. Çocuk 2000'de doğmuş, diyor ki 90'ların müziğini dinliyorum diyor. Sonra Twitter'da, e, YouTube'da daha önce yayınlanmış olan, işte eskiden... E, ...aralarında rahmetlerin bulunduğu... ...Bülent Ecevit'in bulunduğu... ...Süleyman Demirel'in bulunduğu... ...Alparslan Türkeş'in e, Erbakan bulunduğu... E, ...Erbakan'ın bulunduğu... ...sonra e, Çiller'in bulunduğu... ...videolar e, bir birbirlerine post ediyorlar... ...diyorlar ki bu neymiş bu dönem... Yani, ...Türkiye'nin böyle bir dönemi varmış... ...politikacılar birbirleriyle böyle oturup tartışıyorlarmış... ...birbirleriyle <laughs> e, takılıyorlarmış birbirlerine... ...bir başka şey... ...ama ne? onu bir anlatayım bizim verirsen... ...özür dilerim hemen şey şöyle bitireyim... E, o zamanlar... Buyurun efendim <laughs> Buyurun. Bu nasıl bir şey? O kadar güzel bir şey söylediniz ki. Ben şimdi bir kere Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın, Sayın Erbakan'ın, Süleyman Demirel'in, Özal'ın ve bugün kaybettiğimiz sevgili Rasim Öztekin'i de beraberce bir analım. Onların mekanları cennet olsun. Ama o günlere bakmak lazım. O günleri Gençlik Kolu Başkanı olarak yaşayan bir arkadaşınızın evet. şöyle bir şey var şimdi. Erbakan, Erbakan Hoca kürsüye çıkıyor. Hı. Diyor ki ağır sanayide şunu yapacağız. Şu kadar motor, şu kadar pancar motor, şu kadar üretimimiz olacak. Bir sürü rakamlar veriyor. Ee, meclis Başkanı da e, o dönemde bakıyorsunuz hemen Ecevit söz istiyor. Diyor ki Hı. söz istiyorum diyor. Meclis Başkanı soruyor niye söz istiyorsunuz? Efendim diyor sataşma var. Kemal Güven Meclis, meclis Başkanı, Kemal Güven Kars Milletvekili. Ecevit çıkıp diyor ki biraz önce... Sayın Erbakan'ı dinledim diyor. Sayın Erbakan çok değerli bir profesördür. Çok değerli bir hocadır. Çok önemli rakamları verdi. Milli Selamet Partisi grubunu tenzih ediyorum ama bu rakamların gerçekle alakası yok. Toplumun bu şekilde yanlış bilgiler aktarılması beni olağanüstü üzmüştür. Bu bir hoca olarak Sayın Erbakan'a üzüntüyle ifade etmek istiyorum ki yakıştıramadım. Bunun üzerine hemen Erbakan söz istiyor. Sataş mı var diyor söz istiyorum diyor. Erbakan Gürsel'e gibi diyor ki kendisiyle diyor 1974 yılında koalisyon orta olduğum evet. muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey'i dinledim. <laughs> muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey beni hayal kurmakla itham ettiler, suçladı diyemiyorum. Çok büyük bir nezaket gösterdiler. Hı. Beni hayalcilikle suçladılar ama ben buradan kendilerine şunu ifade etmek isterim ki muhterem kardeşim Bülent Ecevit Bey kendisi şairdir. Hayal kurmamış olsa o şiirleri nasıl yazacak acaba? Ama Cumhuriyet Halk Partisi grubunu tenzih ediyorum ki Sayın Ecevit'in hayalleri düşünceleri benim hayallerime yetişemez. Yani böyle of, bir of. müthiş bir hem golünü <laughs> atıyor Aa, hem de böyle müthiş. muazzam bir nezaket gösteriyor. Ee, i̇şte biz Türkiye Değişim Partisi olarak o siyasetin nezaketini, zerafetini aynı şekilde getirmek istiyoruz. Benden, kurucularımdan, teşkilat başkanlarımdan iktidarı da muhalefeti de diğer partileri de eleştirirken asla sinkaflı bir kelime duymayacaksınız. Bir başka olay şu rahmetli Özal mecliste konuşuyor 80 sonrası diyor ki Güneydoğu Anadolu projesi için şunları yapacağım şunları yapacağım şunları yapacağım. Süleyman Demirel söz istiyor. Küskürsten kalkıyor tık tık baba gidiyor söz istiyor nedir diyor sataşma var diyor. Ne sataşması hep yok diyorsun. İsminizden bahsedilmedi diyor. Hayır sataşma var diyor. Projemden bahsedildi. Ha? Çıkıyor diyor ki iki kelime söyleyeceğim diyor. Sayın Özal diyor. O bahsettiğiniz Güneydoğu Anadolu projesinin kısaltılmış adı GAP'tır. Ben GAP'ı size gaptırmam. GAP benimdir. <gülüyor> <gülüyor> yani. Bir hatırlıyorum. Niteşte. Şimdi, Peki, şimdi <laughs> pardon, burada ne var biliyor musunuz? Şimdi burada ne var? Şimdi burada bir basın özgürlüğü diye bir olay var. Basın özgürlüğü diye bir olay var. Bedri Koroman hatırlar mısınız? Tabii ki. Bedri Koroman. Unutulabilir. Bedri Koroman'la bir sohbetimiz esnasında. Efendim dedim yani bir anlatabilir misiniz? Bir başbakanlığı anınız dedik. Süleyman Demirel'in anını çok anlatayım dedi. Buyurun Hı. dedim. Bir dedi başbakan Süleyman Demirel bir karikatürist yaptım. Göbeğini büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Hı. işte. memleket sizin beyefendi. Ye, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Aksırıncıya kadar tıksırın. Böyle ha. bir kelime. Hı. Bunun üzerine diyor Ercüment Karacan rahmet eylesin gördü bunu diyor. Dedi ki diyor dedi ya ''Bedri, bunu yazmışsın ama biraz ağır olmamış mı bunu yaptığın şey? Tekrar bir şey yapabilir misin, gözden geçirebilir misin?'' Dedim ki ''Beyefendi bu benim öyle tekrar gözden geçireceğim bir şey değil. Benim kalemim onu bir kere çizer. Benim kalem on iki kere çizmez.'' ''Yani dedi, Bedri bunu yayınlayalım mı?'' ''Evet, yayınlayacağız.'' dedi. ''Bunu yayınladık.'' diyor. Pazar günü diyor, saat oldu dört. Şey beni arıyor, Ercüment Karacan. ''Ya Bedri!'' Başbakan aradı bir şey oldu mu? Efendim aramadı. Biz diyor masaları kurduk, sohbet ediyoruz. Ah kurtardık işte tamam aramadı. Saat tam altı buçukta bir telefon. Süleyman Demirel arıyor. Bedri, emredin Sayın Başbakanım buyurun efendim. Ya Bedri çok teşekkür ederim. Nasılsın? iyi misin? Sağlığın olun. iyi İyi efendim sağ olun. Ya Bedri sen de benim bir ricam olabilir. Buyurun efendim. Estağfurullah ne ricası? Ya Bedri Bugün pazar. Beni boş geçmemişsin. Çok teşekkür ederim ama ya bir pazarımız var rahat kesin Bundan sonra benimle ilgili bir şey yapacaksan çarşamba günleri yapsan çok memnun olurum. <gülüyor> <gülüyor> yani, çok iyi. Yani, çok iyi. Yani yani buradaki buradaki o dönemdeki bakın başka bir şey söyleyeyim. Bütün siyasiler izleyin bakın o dönemde rahmetli Türkeş, Ecevit, hmm. Süleyman Demirel, Erbakan Hoca hmm. hatta son dönemlerde rahmetli çok sevdiğim Allah rahmet eylesin Mesut Yılmaz yeah. bir arada oturuyorlar Allah ve tartışıyorlar sohbetlerini yeah. yapıyorlar. Be, herkes, biraz gerilimli, biraz ama... gerilimli ama herkes saygıyla sevgiyle evet. onu dinleyebiliyor evet. yani muazzam bir şey. Nasıl tanımlıyorsunuz bu politikacıları? Ben e, bunların büyük saygınlığı vardı o dönemdeki e, bir, yani, bir, yani. Bir deyimle söylemek gerekse ben e, ben bir şey önerebilir miyim? E, bütün dünyada gelmiş geçmiş böyle politikacılar vardır ben bunlara. Ben Willy Brandt var örnek e, vereyim. Tabii. Şimon Perez var. Tabii ki. Ben Willy Brandt'la tanıştım Şimon Perez'le ilgili de anlarımı anlatırım. Evet. Ben bunlara... Ve Şimon Peres pardon İsrail Cumhurbaşkanı bu arada. Evet. evet. Ben bunlara star politikacılar diyorum. Star. Ne demek star? Yani bu iyi de anlaşılabilir, kötü de anlaşılabilir ama bu politikacılar mutlaka etraflarındaki eleştiriyle, yani iyi ve kötü eleştirilerle, karikatürleriyle, haklarında yapılan mizahla zaten bu auraya sahip oluyorlardı. Ne demek aura? Yani bir büyük yıldızın Hı etrafındaki o rüya gibi tanımlanamayan, anlaşılamayan karizmatik haleye biz aura diyoruz. O aura, bu yorumlu aura diyoruz. Bu aura'ya sahip siyasetçiler mutlaka haklarında yapılan mizahla, karikatürle, dilden dile geçen hikayelerle bu aura'ya karizmaya sahip oluyorlardı. Politik güçle değil. Sonuçta bu star politikacıların arasına. Mutlaka sizi de koymak gerekiyor. Şöyle, şöyle, yani şöyle koymak gerekiyor çünkü siz e, siyasette bu kadar e, dirsek çürüterek, bu kadar uzun bir süre geçerek, bu kadar farklı oluşumlarda yer alarak ve hep burnunuzun dikine giderek bir yandan da çevrenizdeki insanlarla, arkadaşlarla, sanatçılarla olan dostluğunuzla beraber. Böyle bir star politikacı imajı çiziyorsunuz. Bunu koyalım. Şimdi sorum şu gündemimin dışında. Burada sor şöyle bir şey var. Hemen yani. sorumu sorayım. Ne olur ona özür <laughs> dilerim efendim. Ona yanıt veriniz istiyorum. Acaba bu star politikacı demode mi çağdaş mı? Size onu sormak istiyorum. Şöyle. Yani bu bir kader midir? Bugünün politik şartları bir kader midir? Yoksa geçmişte olduğu gibi... Bir politik ortam tekrar olabilir mi? Buyursunlar. Şöyle, siyaset adamları kendini geliştirmesi lazım. Mesela ben son aylarda özellikle okudum Yaşar Kemal'in bir kitabı var. Kültür mozaikleriyle ilgili. Hı hı. Diplomaside Harry Kissinger'ın bir kitabı var. Gerçekten okunması gereken bir kitap. Hı hı. Yıllar önce Sayın Bülent Ecevit'in yazdığı ne ezen ne ezilen, insanca hakça düzen toprak işleyenin su kullananı. Hmm. Teşkilat anlamında en büyük teşkilatçılardan bir tanesi enteresandır. Davamız kitabını yazan Sayın Erbakan Hoca'dır. Bu kitaplara ben bakıyorum. Hmm. Bir siyaset adamının kendini yenilemesi lazım. Kendini geliştirmesi lazım. O da tek başına kafi değil. Ne var biliyor musunuz? Başarı üç şeyden geçiyor. Lider, kadro, proje. Siz lider olarak allemeyeceğin olun, iyi bir kadro kuramazsanız hiçbir şey olmaz. Siz bu programı tek başınıza mı yapıyorsunuz? Hayır. Yardımcılarınız var, diğerleri var, diğerleri Hayır. var. Takım oyunu, evet Okan Bayülgen buraya kadar geliyor, konukları geliyor ama buraya gelene kadar perde arkasında ciddi bir ekip bu çalışmayı yapıyor. Siyaset de aynen böyle bir şey. Kendinizi yenileceksiniz. Kendinizi toplumun gelişmesine göre ayakkabı olacaksınız. Ben bundan 6 sene önce... Harvard'da beni bir konferansa davet ettiler Harvard Üniversitesi'ne. Çok enteresandı. Bana dediler ki konu küresel ekonomi. Küresel ekonomi. Ben Harvard'da dedim ki bu başlık bize göre bir başlık değil. Biz başka bir şey yapmamız lazım. Başka bir öneride bulundum ben. Dedim ki küresel ekonomi her, herkes konuşuyor. Ben Türkiye'den Harvard'a geliyorum. Küresel demokrasiyi konuşmak istiyorum. Demokrasi varsa ekonomi var. Demokrasi varsa mutluluk var. Demokrasi başkalarının haklarına da saygı duymaktır. Demokrasi senin gibi düşünmeyenlerin haklarına da saygı duymaktır. O nedenle siyasi adamlar da kendileri yenilecekler. Toplumun gelişmesine, güçlenmesine göre kendilerini yeni baştan hazırlayacaklar. Bu da kafi değil. Çok iyi bir takım kuracaklar. O takımı iyi kurarlarsa başarılı olurlar. Evet, bu zaten söylediğiniz bu sabır. Yani şöyle bir şey düşünelim. Süleyman, doğrudur. Süleyman Demirel her geçen kendini yeniledi. Bülent Ecevit sürekli kendini yeniledi. Yenilemese 45 sene nasıl ayakta kalabiliyor? Evet. Böyle bir şeydir. Evet. Pekala efendim. Ben sorularla devam ediyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale'deki konuşmanızda Trakya Balkanların ya. Dubai'si olacak. 12 Balkan ülkesini buraya taşıyacağım dediniz. Neden Trakya'yı Dubai yapmak istiyorsunuz? Kırklareli. Kırklareli, Kırklareli. Biroz oradaki teşkilat başkanımız. Yarında hmm. Yarın da ben tekrar Kırklar elinde olacağım. Hı. Hmm. Kırklar elinde kırık diye karıştırıyorlar da onun için. Hmm. kırklar elinde olacağız tekrar. Hmm. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Aslında sınırlarımızın Bir dakika olduğu... bende yanlış mı yazılmış kırık kare? Yok Kırklar dedin sadece. Tamam peki. Şimdi şöyle şöyle. Biz o bölgeye ben şöylesine bakıyorum. Romanya, Bulgaristan, Polonya, Makedonya, Yunanistan ve Ukrayna. O bölgeye, o bölgeye baktığımız zaman biz Orası sınır bölgesi. Hmm. Ve mesela Makedonyalılar Almanya Fransa'ya gitmek istemiyor. Oradan keyif almıyor. Bizden daha çok keyif alıyor. Bulgaristan bize geliyor. Yunanistan orada bize geliyor. Biz o bölgeyi Trakya bölgesindeki bir bölgeyi vergisiz bir bölge yaptığımız zaman 150 milyon o bölgede yaşayan insan var. Binlerce insan oraya çekeceğiz. Ve oraya çektiğimiz zaman Trakya'daki ekonomi müthiş bir şekilde canlanacak. Oraya gelenler sadece alışverişe gelmeyecekler. Edirne'ye gelecekler, Kırklareli'ne gelecek, Tekirdağ'a gelecekler, hmm. tarihi yerlere gelecekler, kültürel yerlere gelecekler. Ve siz biliyor musunuz ki İneada tarafına bakın oradaki ormanların güzelliği hmm. çok başka bir şey. Müthiş ormanlar var orada. Ve biz Trak e, Trakya'yı kesinlikle ve kesinlikle Dubai yaptığımız zaman ekonomi ciddi bir şekilde e, kalkınacak. Sadece orayı düşünmeyelim. Mesela Karsa bakalım, Iğdır bölgesine bakalım, Ardahan bölgesine bakalım. O bölgede de bir şey yapmak lazım. Yani e, şeyin e, Azerbaycan'ın öbür tarafta yukarıda e, Gürcistan'ın evet. öbür tarafta baktığımız zaman, inşallah ileride ilişkiler düzenin Ermenistan'ın, İran'ın da gelebileceği bir bölge yapmak lazım. Dubai ne yapmış? Bir tane vergisiz bölge yapmış. Herkes Tabii. oraya geliyor. Oraya geldiği için ama nasıl alışveriş oluyor? Turizm nasıl kalkınıyor? Dubai iki bölüm. Bir bölüm. Caddenin bu tarafı var, evet. muhteşem. Caddenin arka tarafına baktığınız zaman da başka bir dünya. Evet. Türkiye Değişim Partisi iktidarında biz mutlaka belli noktalarda Dubai, Dubai modelini getireceğiz ve ekonomi canlanacak. Uzun yıllardır siyasette olan biri olarak Türkiye'nin şu andaki siyasi iklimi ve ittifakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya da partinizin bu konuda şu anda açıkladığı resmi bir görüşü var. var. Var, resmi görüşü var. Biz bunu kurucularımızla, arkadaşlarımızla konuştuk. Partimizin resmi görüşü biz bugünkü ittifak mantığının mantığını asla doğru bulmuyoruz. Daha seçimin başında ülkenin Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye ikiye bölünmesini doğru bulmuyoruz. Türkiye Değişim Hareketi, Yılların Hareketi 2005 yılında başlamış. Türkiye'nin her noktasında gerçekten filizlenmiş bir hareket. Ben böylesine ben teşkilat başkanlarımın değişim kadınlarının, değişim gençlerinin milyonlarca bize gönül veren yurttaşımızı ben niye seçimin başında ittifaka sokayım? Hı. İttifak mevcut iktidarın işine gelir. İttifak AK Parti'nin işine gelir. Diğer partilerde ittifak yapmak isteyen diğer partilerde parti yöneticileri de kendi koltuklarını korumak istiyorlar. Aldıkları oy belli olsun istemiyorlar. Biz öyle değiliz. Bir oy bile olsa o bir oy bizim namusumuzdur, onurumuzdur ve gururumuzdur. Türkiye Değişim Partisi yapılacak olan ilk seçimlere kendi adaylarıyla girecek, kendi cumhurbaşkanı adayıyla girecek ve ben biz çok büyük bir sürpriz yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bizim Cumhurbaşkanı adayımız gerçekten toplumun her kesimini kucaklayan bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle, ticari bakışıyla, kültürel bakışıyla, kültür mozaiklerine göstereceği saygıyla inanın biz büyük bir sürpriz yapabiliriz. Bakın Fransa'da görüşünü, düşüncesini beğenirsiniz de da beğenmezsiniz. Macron çıktı, adam tek başına geldi Cumhurbaşkanı oldu. Evet. Fransa gibi bir yerde. Evet. Devam edelim. İtalya'da Beş Yıldız Hareketi diye bir hareket kuruldu. Beş Yıldız Hareketi ve geldiler İtalya'ya yı uzun yıllar yönettiler. Evet. Aynı çalışmayı yapabiliriz. Biz nasıl biliyor musunuz? İnceliyor musunuz onları bu iki ülke? Ee... Yoğun inceliyoruz. Bizim. Yoğun inceliyoruz. Ekibimiz mesela o İtalya'daki Beş Yıldız Hareketi'nin Macron'un çalışmalarını nasıl çıktığını nasıl hı, olduğunu hı. detaylı bir şekilde inceliyoruz. Hı. Şu anda son Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan gerek önceki seçimi gerekse sonraki seçimi defalarca inceliyoruz. Bu konuda... Ben çalışma yapan arkadaşlarımıza kocaman teşekkür ediyorum. Pozitif bulduğunuz noktalarını biraz söyleyin lütfen. Özellikle mesela Macron konusunda, Nesi? Ne? başarının oradaki başarının şöyle, formülü neydi? Şöyle, sizce? Macron bir kere halka gitti, bir kere Macron'un e, arkasında bir hanımefendi var, bir eğitimci, bir öğretmen ve e, samimi olarak duygularını anlattı. Macron şeyin başında vatandaşına hiçbir şekilde yalan söylemedi, ben yapacaklarını söyledi ve kendini e, Fransız halkına inandırdı. ha Geldikten sonra başarılı oldu, o ayrı bir şey. Ama kampanyasını çok ciddi, çok akıllı ve kampanyasını samimi getirdi. Herkes büyük ümitle getirdi onu oraya. Evet, evet. Ve siyasi gelenekten gelen bir adam değildi. Niye? Ee, bu nedenle bir sürprizdi aslında Fransızlar için. Yüzde yüz. Ama e, var olan siyasi... Ama arkasında bir hoca evet. var, bir hanımefendi evet, var. Ki. O hanımefendi evet, müthiş konulara Ama bir yandan da bir değişim e, arzusu vardı. Aynen sizin partinin ismi gibi. Evet. Ve o değişimle artık var olan sevsin sevmesin saygı duysun duymasın var evet. olan yapıyı evet. bitirmek istiyordu Fransız seçmeni. Evet. Doğru. Dolayısıyla böyle bir sürpriz olarak yeni bir e, insan olarak e, geldi hakikaten. Sonrası hakikaten. Şimdi burada e, tartışma... burada burada aynı çalışma bizimle ilgili olacak. Bugünkü iktidar yoruldu, heyecanı ve enerjisi şu anda belli bir noktaya geldi. 20 sene oldu. 20 sene olsa biz de yer oluruz. Bakın 2002'de AK Parti'nin yakaladığı fırtınayı aynen biz yakalayacağız. İktidara nasıl bakıyorsunuz? Muhalefete nasıl bakıyorsunuz? Şöyle, şöyle. Yani bu kadar uzun bir iktidar süreci, 19 senelik bir iktidar <laughs> süreci zaten dünya siyasi literatüründe zaten mümkün değil. Kolay evet, bir evet, şey değil. Evet. Ee, dolayısıyla bu kadar uzun süreli İktidara da onun için kimi gazeteciler kimi siyasi e, önermelerde bulunan insanlar farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Ama bir yandan da e, 19 yıl e, AK Parti iktidardaysa 19 yılda birinci e, muhalefet partisi olarak muhalefette <laughs> olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden söz etmek <laughs> gerekiyor. Yani tamam AK Parti için bunları söyleyelim de peki Cumhuriyet Halk Partisi için neler söyleyelim? Şöyle... AK Parti şu anda hem iktidar hem muhalefet. AK Parti şu anda iktidardaki muhalefet gibi davranıyor. Çünkü muhalefet partisi yok. Yok hükmünde. Ee, AK Parti yoruldu, heyecanı azaldı, enerjisi azaldı. Ama 20 sene, 20 sene biz de olsak yoruluruz. O nedenle yeni bir değişime ihtiyaç var. Zaten bugünkü iktidar %100 iyi olsa... Bugünkü muhalefet %100 başarılı olsa bizim parti kurmamıza gerek yok. Evet. Bizim parti kurmamız bir ihtiyaçtan doğuyor ve meydana geliyor. Bugün bakıyorsunuz 20 yıllık, 19 yıllık bir iktidar ama hala muhalefet partilerinin önünde bir oyu varsa demek ki Türkiye'de vatandaş şunu söylüyor. Ben bugünkü iktidardan memnun değilim ama oyumu verecek, bu devleti saygıyla, sevgiyle yönetebilecek konuşma dilinde sinkaflı bir dil kullanmayan, sevgi dili kullatan, kullanan ve bu devletimizi alıp daha ileriye götürecek kadrolarıyla, bilgisiyle, becerisiyle, yeteneğiyle, tecrübesiyle yeni bir arayış içerisinde inşallah o arayışın anahtarı Türkiye Değişim partisi olarak biz olacağız. Gelin biraz siyasi dedikodu yapalım. <laughs> Gelecek partisinden söz edelim. Deva Partisinden söz edelim ve Muharrem İnce'nin şu günlerde konuşulmaya başlanan e, memleket hareketinden söz edelim. Buyursunlar <laughs> evet. efendim. Evet şöyle, şöyle ben sadece şunu ifade edeyim. Ee, parti kurmak sıradan bir iş değil. Parti kurmak kolay iş değil. Parti kurmak zor iş. Hı. Partiyi siz kuramazsınız. Partiyi vatandaş kurarsa faydası olur. Bak Vatandaş kime oy verir biliyor musunuz? Vatandaş mücadele edene ve arkasında bir mücadelesi olana oy verir. Vatandaşımız Bülent Ecevit'e niye oy verdi? Bülent Ecevit 12 Mart muhturasını veren askerlere karşı çıktı. İsmet Paşa muhtıraya karşı çıkmadı asker olduğu için. Bülent Ecevit genel sektörde karşı çıktı. Ve İsmet Paşa'yı devirdi geldi başbakan oldu. Biraz daha ilerleyelim. Süleyman Demirel 12... Eylül'den sonra yasaklara karşı çıktı, baş kaldırdı ve geldi tekrar başbakan oldu. Hmm. Rahmetli Özal, Allah Gani, gani Allah'ım gani, gani rahmet eylesin. Askerlere karşı çıktı geldi başbakan oldu. Hmm. Tayyip Erdoğan sisteme karşı çıktı geldi başbakan oldu. Hmm. Mustafa Sarıgül arkadaşlarıyla birlikte yılların baykanlığına karşı ben baş baş kaldırdım. Hmm. 20 35 yıllık Baykal'a baş kaldırdım. Sayın Baykal'a da buradan sağlık diliyorum, sıhhat diliyorum. Biz Sayın Baykal'la rakibiz ama hasım değiliz. Hürmetlerimi, saygılarımı iletiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ve ben baş kaldırdım. Ben büyük bir mücadele verdim. Onu Süleyman Demirel'e de sormuştum. Sayın Cumhurbaşkanım efendim dedim böyle böyle ben genel başkan adayı olmak istiyorum. Sarıgül dedi. Emredin Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Sen dedi baş mı kaldıracaksın Baykal'a? Efendim haddime değil baş kaldırmak ama dedim iyi gitmiyor efendim işte. Ben 35 sene Baykal dedim hep kaldırmadım. Bak Sarıgül dedi sana bir şey söyleyeyim mi Cumhurbaşkanı? Emin sen Cumhurbaşkanı dedim. Takip suçluyum bir şey yapıyorum. Bak Sarıgül dedim. Biliyor musun dedi baş kaldırırsan başına gelmeyen kalmaz. Hakikaten benim başıma gelmeyen kalmadı. o mücadeleyi o mücadeleyi vermeseydim ben bugün meydanlarda olamazdım. Şimdi sormak isterim. Diğer parti kuran arkadaşlar hangi mücadeleyi verdiler? Neyin mücadelesi Mehmet Bunu bir düşünelim. <laughs> Peki e bu e, üç partinin de ya da bir e, Muharrem İnce'nin ve diğer Gelecek ve Deva Partisi üç e, siyasetçi hakkında mı düşünüyorsunuz bunu? Vatandaşımız evet vatandaşımız şuna baksın parti kuranların arkasında hangi mücadele var? Hmm. Kişisel mücadele mi var yoksa toplumsal bir mücadele içerisine girmiş hmm. Hmm. baş kaldırmışlar mı? Evet. Süleyman Demirel'in nasıl baş kaldırdığını, Özal'ın nasıl baş kaldırdığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl baş Mustafa Sarıgül'ün nasıl baş anlattım. Bu arkadaşlar neye baş Peki efendim. Partiniz hızlı bir şekilde teşkilatlanıyor. Siz de sahadasınız. Sürekli ülkede birçok yeri geziyorsunuz. Gittiğiniz şehirlerde iktidara hazırlık merkezleri açıyorsunuz. Halk sizi nasıl karşılıyor? Nasıl gözlemleriniz var gittiğiniz yerlerde? Ve hep söze edilen Sonra yok denilen, sonra tekrar yakında denilen bir erken seçim ihtimalinde seçime hazır durumda mısınız? Ee, bir kere gittiğimiz illerde yurttaşlarımız bizi çok iyi karşılıyorlar. Ben bir kere negatif bir şey hiç görmedim. Oy verirler vermezler ayrı bir şey yurttaşlarımızın takdiri ama gerçekten bugüne kadar negatif hiçbir olayla karşılaşmadım. Şu ana kadar 28 ili dolaştım. Yarın sabahleyin 40 yılında olacağım. Sonra geleceğim kilise gideceğim. Sonra Ankara'ya gideceğim. Sonra tekrar geleceğim Malatya'ya gideceğim. Elazığ'a gideceğim Bir sürü programlar var. Her ili ben dolaşıyorum. Türkiye'yi 6 defa dolaştım. Neden biliyor musunuz? Dokunmuşum. Yani milletvekili olduğum dönemde dokunmuşum. Belediye başkanlığı yapmasaydım bu kadar etkili olamazdım. Belediye başkanlığı döneminde düğününe gitmişim, hmm. sünnetine gitmişim, nikahına kıymışım, hmm. cenazesi olmuş memleketine göndermişim. Camisine destek vermişim, cemevine destek vermişim, kilisesine destek vermişim, sinagon destek vermişim. 28 bin 100 kişi işbaşı yaptırmışım. Yaklaşık olarak binlerce çocuğa burs vermişim ve dokunmuşum. Her gittiğimiz yerde tarlaya tohumlar ekmişiz ve o tohumlar şu anda yeşermiş. Bugüne kadar negatif hiçbir olayla karşılaşmadım. Yani bize oy versin, oy vermesin ama ben bütün yurttaşlarımızın kalbinde yer yaptığımızı görüyorum ve Haziran sonuna doğru kurultayımızı yaptıktan sonra partimizin gerçek oy oranları ortaya çıkacak ve biz büyük bir sürpriz yapacağız. Buna inanıyorum. Sizinle ilgili böyle küçük efsane hikayeler dinledim başkalarından. Bir hikayede sizin ne kadar deli olduğunuz, yani sizi kritike eden <laughs> bir hikaye dinledim. Ben dedim ki bu hikayede ne var? Bu çok güzel bir hikaye. Bu sizin deli olduğunuzu anlatan hikayede diyordu ki anlatan şahıs bana. Öyle bir adam ki diyor gece yarısından sonra bir taksi durağına gidiyor. <laughs> taksi durağında içerideki beş şoförle orada diyor oturuyor saatlerce diyor çay içip muhabbet ediyor. Şimdi aslında bir bu hem başkanlığınızda olmuş bu olaylar hem başkanlıktan çok sonra olmuş belediyeden. Şimdi tabii ki Normal şartlarda bir insan bunu duyduğunda diyor ki herhalde deli. Yani şimdi beş tane şoför tabii ki çok değerli. Beş tane şoför arkadaşlar. ne yapacaksın? Yani bu bir hani çıkıp bir yerde miting yapmak gibi falan bir konu değildir ki. Siz bundan zevk de alıyorsunuz galiba. Yoksa ee, niye insan yok. ya uykunuz mu kaçıyor? Niye yok. gidiyorsunuz gece yarısından sonra niye bir taksi durağında oturuyorsunuz onlarla çay içiyorsunuz falan? Niye yapıyorsunuz bunu? İzmir Bornova'da miting yapacağız. Hmm. İzmir Bornova'da miting yapacağım zaman... Uykum kaçtı akşam saat 7. Gece 11'de İzmir uçağına bindim. Sabah 5'te tekrar buraya dönmem, dönmem lazım. Gittim ne kadar sabahçı kahve varsa dolaştım. Ne kadar büfe varsa dolaştım. Sayın Bayram Özat da kurucumuz da yanındaydı. O büfeye dedim ki bak pazar günü buraya çok dedim şey yap dedim. E, takviye yap. Burada binlerce insan olacak. Abi kim gelecek buraya dedi ya. ya dedim sarı, ben, ben tanımıyor beni. Ya dedim Sarıgül diye biri gelecekmiş. Abi gelse olacak dedi. Kim olacak abi orada falan dedi. Ya dedim sen takviye yap. Ondan sonra sabahleyin 5'te döndüm geldim. Bütün taksi duraklarına dolaştım. Ertesi sabah biz arkadaşlara öyle teşkilattan. Başkanım sabahleyin dün gece buraya gelmişsiniz. E evet dedim geldim. He bize niye vermediniz? Siz kendi işinizi yapın ben de kendi işimi yapacağım. Onlar ne bekliyorlar? Hı. Tamam geldi gitti. Ertesi akşam tekrar gittim. Gece saat 4'te onları kaldırdım. Gelin bakalım otobüs nerede duracak? Konuşmayı nerede yapacağım? Ben bunları... Orhan Eyboğlu'ndan öğrendim, Aytekin Kotil'den öğrendim, Ali Topuz'dan öğrendim. Hı. Benim yaşamım siyasetin içinden geliyor ve ben e, ülkeme hmm. hizmet etmeyi ve bütün ayrıntıya detaya bakarım. Yani konuşma yapacağım zaman kolon nerede olacak, Ender'e bakarım, nasıl yapıyor, hmm. nasıl ediyor, Davut'a bakarım, Yücel'e bakarım. Yani takıma bakarım, bütün detaya bakarım ve ayrıntı detaydadır. İnanır mısınız? Ben size bir şey söyleyeyim. Konuşmalarımı <laughs> 4-5 arkadaşımız hazırlar. Hmm. Gece sabaha kadar tekrar bakarım. Kendime uymayan kelimeler varsa konuşma dilimi övme onları tekrar değiştiririm. Tekrar bakarım paragraf paragraf bakarım ve bazıların altını çizerim. Bazı bölümlere S harfi. S harfi olduğu zaman şöyle bakarım sakin konuşacağım. Bir bakarım öbür tarafa G harfi o zaman onu güçlü konuşmam lazım. Güzel. Yaşarım. Yaşarım Güzel. bakarım. Bak enteresan bir şey söyleyeyim şimdi. Güzel. Size gelmeden önce ben 3 gün boyunca bütün programlarınıza baktım. Nedir ne değildir? Olay şu. Herkes yaptığı işe inanmalı ve inandığı işi de candan yapmalı. Ben Türkiye'ye tamam. hizmet edeceğime inanıyorum hmm. ve çok koşuyorum. Sonuçta tüccarın sermayesi para, siyaset adamının ve partilerin sermayesi de milletin gücü. O milletin gücünü almak için de o gönüllere girmek gerekiyor. Evet. Maşallah. Evet. Peki. Ee, bir de sosyal medya meselesi. Evet, sosyal medya. Evet. Şimdi... <laughs> TikTok'ta bile TikTok'ta ne yapıyorsunuz yahu? TikTok'ta o yani o da eğer Z kuşağıyla iletişim kurmak için bir mecra ise. Z kuşağı. Evet Z kuşağı olduğu Bizim için. Işte. Bizim gençler desek olmaz mı? Niye Z kuşağı, Y kuşağı adamları bir şey yapıyoruz? Aynı fikirdeyim. Ne ben gerek bu Hayır, ne hiç gerek var? Anlamadım yani. Niye bir şey söyleyeyim? Yani Demek benim, istemiyorsun. Ya kusura bakmayın. benim örfüm var, törem var, geleneklerim var. Ya gençleri ben niye A, B, C diye bölüyorum? Yani Hı -hı. öbürü Z'de öbürü ne? Z ben bunu bir kere, yani. ben bu kere bunu gerçekten şey yapıyorum. Bakın Gençler değil. Hmm. Gençler diyelim. Ve o gençlere güzel şeyler söylemek lazım. Peki. Mesela gençler Türkiye Değişim Partisi iktidarında korkmasınlar. Görüşlerini söylesinler. Düşüncelerini söylesinler. Eleştirsinler. TikTok'ta ne yapıyorsunuz? TikTok. Spor yapıyorsunuz. Yok yok. Bu çok teşekkür ederim. Bugünlerde bu çok konuşuluyor. Benim de bazı yakınlarım var. İşte Tik aleyhte bir eleştiri olduğu zaman Aleyhite bir eleştiri var diyelim. Senin yakının ne yapması lazım? Sana moral vermesi lazım. Evet. Sana enerji vermesi lazım. 3-4 evet. gün sonra demesi lazım. Ya farz et ki bir kriz var. Kriz hmm. yönetimi var. Hmm. Bu kriz yönetiminde ne olacak? Senin yakının gelecek sadece abi geç abi diyecek ya düşünme diyecek. Hmm. Moral verecek. 3-4 hmm. gün sonra diyecek ki, ya şunu şöyle yapsak daha iyi olurdu. Bunu böyle yapsak daha iyi olurdu. Bizim böyle bir şey çıkınca bizim en yakınlarımız bakıyorsun ki bana moral vermesi olur Ya başkanım bunu niye böyle yap? Oğlum ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Beni seven meraklılar, meraklılar, ümit güler gelmiş onu oraya koymuş. Ben mi yaptım? O benim hesabımdan paylaşılan bir şey mi? Yok. TikTok'ta başka beni seven gönüllere paylaşmışlar. Ama o iyi ki de paylaşmışlar. Evet. Paylaşmasalar sevgili Okan da böyle bir soruyu sormazdı. Yo devam edelim. Bir dakika, bir <laughs> devam, edelim. Devam, devam edelim. Şimdi bak, ben gençlerle ilgili, tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili, esnaflarla ilgili, sanatçılarımızla ilgili, tiyatrocularımızla ilgili. EYT'lilerle ilgili görev, görev verilmeyen öğretmenlerle ilgili etkinlik gösteri sanatları, o sahnede çalışan çocuklar var. Onlar perperişan, ışık kuranlar var. Sahne arkasında çalışanları var. 1 milyon insan şu anda aç ve açıkta sevgili Ümit Geçen dernek başkanlarını getirdi. Bunlarla ilgili bir sürü şey söyledim. Sağ ol hiç kimse yazmadı. Ha ne olmuş? O gün ben otururken, bakın Demirel'in dediği gibi ben tarımı kaptırmam. Tarım konusunda biz detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Hayvancılık konusunda detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Sanayi konusunda çalışıyoruz. Tarım konusunda kurucumuz İrfan Karakaş Hollanda'ya gitti. Hollanda'da yoğun çalışmalar yaptı. Hollanda'ya bakıyoruz bir sevgili Okan. A. Öyle bir şey ki Hollanda yüz ölçümü Konya kadar evet. ama ihracatı 730 milyar euro. Evet. Koca Türkiye'mizin 160 ile 170 milyon dolar ihracatı var. Peki ya kardeşim Konya'nın yüz ölçümüyle Hollanda'nın yüz ölçümüyle biz Türkiye Değişim Partisi'nde tarım en ön planda olacak diyoruz. Arkadaşlar da geldi bir siyasi parti genel başkanı da bizden sonra tarım tarım dedi. Nezaketini de gösterip Türkiye Değişim Partisi'nin önemli konularından biri deme nezaketini de göstermedi. İşte eski siyasiler olsaydı onu affeder söylerdi. Biz kararlıyız biz herhangi bir konuyu bir yerden aldığımız zaman söyleyeceğiz. Ben ne diyorumse gelmeden önce yayınınızı 10 defa 20 defa izledim kimle ne yaptığınıza detaylı bir şekilde. Ben ve çalışma arkadaşlarım baktık. Biz tarım dedik, hayvancılık dedik, efendim esnaflarımız dedik. Hiçbiri dikkate almadı. O gün oturuyoruz. Antalya'da sevgili Armağan'la, Sayın Zeki Yasemin'le, Mehmet Aygün Bey'le oturuyoruz. Bir golf sahasındayız. Bir dostumuz bizi misafir ediyor. O arada çocuk geldi ki... Ya dedi başkanım dedi... Buyur dedim evladım... Dedi ki... Bilge istedi tarımdan bahsetti... Bilge istedi ki... Gelecek tarımdır... Ben dedim kardeşim... Bu nasıl bir şey dedim ya... Oğlum dedim ben bunu aylardan beri söylüyorum... Erzincanlı Sarıgül söyleyince tarıma ilgilenmiyorsunuz... Bilge söyleyince hemen koşarak geliyorsun... Bilge söyledi... Gelin bakayım dedim buraya... Arkadan bir çekim yapalım dediler... Çekim yaptık... Ya düşünmedik bize o Gol sahasıdır... Odur budur... Daha önce ben... Çilek tarlasından çalışma yaptım. Dedim ki bakın burası tarımdır. Çilek başka bir şeydir ama kimse dikkate almadı. Şimdi deyince ki ben evet Sayın Bilgece sen tarımı söylüyorsun ama tarımı da biz aylardan beri söylüyoruz. Sevgili yurttaşlarım tarım Türkiye'nin geleceğidir. Bilgec söylediği için yapmayın. Bunu aylardan beri ben söylüyorum. Bu bir olay oldu. Bu bir olay oldu. Her tarafta yayınlandı etti. Asıl söylemeniz gereken burada Bill Gates kötü niyetli Sarıgül iyi niyetli. <laughs> Bill Gates'in foyası çok fena ortaya çıkıyor. Bravo, Bütün bravo, dünya basınında ve bravo, onun kritik, bravo, yani onun parasından bravo. ve parasıyla satın aldıklarından korkmayan insanlar bravo. onun hakkında bir sürü şey anlatıyorlar ama bir kısmı komplo teorisi olarak görüyor, evet. bir kısmı gerçek olarak görüyor. Şimdi TikTok'ta da ayrıca şu var yani orada da bakıyorsunuz bir sürü genç var, orada ulaşılması gereken gençler var. Oralara da bakmak lazım ya ben çok samimiyim biz ne yapıyorsak aynı şekilde yansıtacağız. Eleştirilere ben çok teşekkür ediyorum. Eleştirilerden biz keyif alıyoruz. Bazı eleştirilerden de ders alıyoruz. Eleştiri Türkiye Değişim Partimizin eleştiriye saygı olmazsa olmazdır. Biz eleştirenlere çok teşekkür ediyoruz. Ama biz bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Biz yurttaşlarımıza ulaşmanın yollarına bakacağız ve çok doğal olacağız. Doğal olmayan hiçbir şey yapmayacağız sevgili okur. Peki. Ee, bu yine bu eğlenceli kişiliğinizle. Bu belediye başkanlığı yaptığınız dönemde Şişli'de birçok eğlenceler düzenlediniz. Yani orada bunu bu en azından e, İstanbulumuzun bir ilçesinde yaptıklarınız. Bundan sonra memleket için yapacaklarınıza örnek olabilir mi? Yani beraber yiyelim, beraber gülelim, eğlenelim, <laughs> coşalım hep beraber. Yani bu bu şahsiyetinizi politikaya Tabii bugüne kadar gördük ama bir lider olarak da geçirebileceğinizi Aynen. düşünebiliyor musunuz? Ben bunu aynı şekilde planlayacağım. Şişli Türkiye ortalamasıdır. Uzun yıllar ben Şişli'de Şişli yurttaşlarıma çok teşekkür ediyorum onların değerli oylarıyla bu çok görevi çok uzun belediye başkanlığı çok, yaptınız. Çok uzun. Çok 15, teşekkür ederim. 15 sene. 15 sene. Müthiş. Evet, Ondan, önce sene evet. Ondan önce 5 sene milletvekilliği var. Ondan önce 5 sene büyükşehir Beyesi'nde önemli görevlerimiz var. Aşağı yukarı 25 senelik bir mücadeleden başlıyorum kamu yönetiminde. E, şişli Kültür Mozaiği Şişli'de e, bütün kültür mozaikleri var. Musevi yurttaşlarımız var, Ermeni yurttaşlarımız var, Rum yurttaşlarımız var. Camilerimiz var, cemevlerimiz var. Ben hepsine eşit mesafede oldum ve başka bir şey yaptım. Şehir çocuk gibidir. Şehre bakarsanız şehir güler, şehre bakmazsanız şehir sağlar. Belediye başkanı olmadan önce Paris'e gittim. Jacques Chirac'ın bir yardımcısı Müsir ile beraber müthiş bir çalışma yaptım. Daha belediye başkan adayıyım. Hmm. Getirdim nişan taşını gezdirdim. Şişli'yi gezdirdim. Hüsrev Gere'de, Abdi Pekçi Caddesi, Teşvikiye Caddesi. 2814 tane baktı oralara dedi ki problem problem dedi. Klimalar bir tarafta, reklam tabelaları bir tarafta, o tarihi binalar paramparça olmuş. Dedi ki bunları dedi restorasyon yapmamız lazım ve bir rakama anlaştık. Hilton otelinde kendisini yerleştirdim. Dedi ki beni 3 ay görmeyeceksin dedi. 3 ay sonra buluştuk. Daha yeni belediye başkan adayım. Dedi ki burayı dedi Şanzelize gibi yapacağız dedi. Muhteşem olacak dedi. Çekim merkezi olacak dedi. Bütün projeleri bana yaptı hazırladı. Reklam tabelalarını kaldırdık. Klimaları kaldırdık. Tabiat ve kültür varlıkları koruma kurulundan izin almak gerekiyor. Tabii o zaman Kültür Bakanı istemeyen Talay Bakan Bey'e gittim. Dedim Sayın Bakanım durum böyle böyle. O da lütfetti. Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ya konuştu. Bize toplu izin aldı. O binaların restorasyonların hepsini yaptık. Sakıp Sabancı geldi oraya. Ya dedi kardeşim dedi bu binaları Sarıgül buraya getirmedi. Bu binalar dedi biz doğduğumuzdan beri var. Ama gelen gecen bu binalara bakmış Sarıgül yapmış kardeşim. Ve bitirdik 2814 tane binanın restorasyonunu. Bütün o dış şefeler yaptırdık ve oraların katma değeri arttı. E, onu da kime yaptırdık? Sahiplerine yaptırdık. İmar kanunun 40. maddesi. Görüntü kirliliğine sebebiyet verenlerin ortadan kaldırılması. Tebligatlarını yaptık. Yapmayan varsa biz yaptırdık. Sonra <laughs> ödemelerini onlardan aldık. Binaları bitirdik. Ben mutluyum. Müslüme dedim. Dedi ki tamam binalar bitti ama biz dedi bu şehre sanatı koymazsak, <laughs> kültürü koymazsak, Heyecanı koymasak, eğlenceyi koymasak kimse gelmez. Daha sonra oraya bir sürü markalara getirdim. Oraya Beymen'i getirdim, Abdullah Kılı'yı getirdim, Vakko'yu getirdim ve Vitali 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 Hakko bana dedi ki ben dedi Beyoğlu'na gelmem, daha önce gel Nişantaşı'na gelmem, evet. daha önce geldim sıkıntım oldu. Benim için dedim bir tane sadece gömlek ve gravat dükkanı açacaksın. Daha sonra bütün vakkoyu nişantaşına taşıdı. Daha sonra biz oraya tabi biliyorsunuz yılbaşlarında müthiş aktiviteler yaptık. Ve yılbaşlarında 4 ay boyunca aşağı yukarı biz 1 milyon 2 milyon yurttaşımızı oraya çektik ve Piccadilly Meydanı neyse, Şanzelize neyse, 5 Cadde neyse, Berlin, Kudan neyse İstanbul'un Nişantaşı'da aynı oldu. Ve yılbaşlarında bizim muhteşem bir şekilde e, şiştirelim. Ve İstanbul'a gelen bütün turistler mutlaka Nişantaşı'na gelir gezerdi. Evet. E, o nedenle e, bakmak lazım. Yani Şehir evet. çocuk gibi de şehre bakarsan şehir size güler. Şehre bakmazsanız şehir alır. Ülkede yani. böyle, Türkiye'de böyle. Ben bunların burada yaptıklarımı bu ufak ölçekli bir ülke yönetim diye düşünün. Evet. Biz Türkiye'nin her tarafında bunu planlayacağız. Evet. Bizim bunu değişim kadınlarıyla, değişim gençleriyle inanın bizim kurucularımızı, kadrolarımızı yakında kamuoyu tanıdığı zaman bizim kurultaydan sonra gölge bakanlarımızı açıklayacağız. Bugüne kadar ne o? şöyle Sağlık Bakanı Bizim sağlık bakanımız kim olacaksa o gölge bakan olarak onu açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmaları kaboyla paylaşacak. Diyelim ki sanayi teknoloji bakanı. Bizim sanayi teknoloji bakanımız kim olacaksa gölge bakan olarak açıklayacağız. Spor bakanımız, ekonomiye Bakan e, bakanımız gölge bakanlık modeli İngiltere'de uygulanan bir modeldir. İngiltere'de Hristiyan Demokratlar iktidarda İşçi Partisi Gölge Bakanlarını hazırlar ve yarın yarın iktidara geldiği zaman hangi bakanlarla ülkeyi yöneteceğini toplumla ve kamuoyuyla paylaşırdı. Bu modeli biz Türkiye Değişim Partisi olarak kurultayımızdan sonra uygulayacağız ve bakanlarımızı biz kamuoyuna tek tek tanıtacağız. Peki efendim kısa bir ara hemen dönüyoruz yayına. Hanımlar, Beyler nokta canlı yayını Sayın Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ile söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi bu e, İstanbul'da da neredeyse birçok şehirler arası yollarda, duvarlarda, kayalıklarda bir çare salı, çare Sarıgül sloganı yazıyor. Bu niye oldu? Bu siz gizliden gizliye mi yazdırıyordunuz bu çare Sarıgül? Nasıl oldu bu? Yani bu bir kült biliyorsunuz bir kült deriz bunlara ya bir e, e, başta öyle görünmeyen bir sanat eseri bir süre sonra kült hale gelir ya da bir popüler e, konu ya da slogan böyle kült hale gelir nasıl bu kült hale geldi bu Çaresar'ı? Şöyle 2005 yılında sayın Baykal'a karşı mücadele verdiğimiz zaman bir e, Sivas'ta e, su şehrinde e, gençler o dönemde işte çare Baykal değil çare sarıgül diye oradan sonra doğdu gelişti aslında o. Çare Sarıgül ben değilim. Çare Sarıgül ülkenin geleceği. Onlar beni yazmıyorlar. Onlar demokrasi, barışı, özgürlüğü, e, mutluluğu, sevgiyi yazıyorlar ve kendi geleceklerini yazıyorlar. Yani ülkede bugün işler iyi gitmiş olsa, e, iktidar son derece başarılı olsa, muhalefet son derece iktidara yakın bir oy olsa beni yazmaz, başkasını yazarlar. Evet. O nedenle o çare e, kendi gelecekleri ama ben bir gerçeği de söyleyeyim. Şu anda sistemli bir şekilde de bizim gençlerimiz onu yazıyorlar. O da bir tanıtım, bir propaganda. Hı. Ben çok samimim yani hiç i̇şte net. net. Hı. Çarşamba günü akşam. Ee, değişim kadınları, Değişim gençleri şu an itibariyle her Çarşamba akşamı e, yaklaşık olarak 500 genç yazıya çıkıyor. Önümüzdeki bir ay sonra yaklaşık olarak aşağı yukarı e, 15 bin genç yazıya çıkacak. Türkiye'nin her tarafında. Dağ taşa çare sarıgül yazacaklar. Çünkü biz tanıtımımızı yapmak zorundayız. Bize televizyonlar kapalı. Bazı televizyonlar bizi yayınlamıyorlar. O büyük gördüğün, o kelle felle gördüğün kanallar bize henüz çağırmıyorlar. Dikkate almıyorlar. Niye? Şöyle korkuyorlar, çekiniyorlar. Mesela ben televizyonlarında böyle ikiye bölünmesine çok karşıyım. Yani bir o, biri o tarafı tutuyor, biri bu tarafı tutuyor. Çok <laughs> yazık böyle bir şey olmaz yani. <laughs> böyle bir şey doğru bir şey değil yani. bu Hiçbir partinin kanalının olmaması lazım. İktidar Partisi'nin kanalları var, muhalefet partilerinin kanalları var. E bizim kanalımız yok. <laughs> doğru bir şey değil. Bakın bir şey söyleyeyim. Süleyman Demirel'in, Bülent Ecevit'in, Sayın Türkeş'in, Sayın Erbakan'ın kanalı oldu mu? Hayır. Erbakan son dönemlerde bir şey yapmaya çalıştı. TV5'te bir doğru bir şey değil. Bir siyasi partinin kanalının olması doğru değil. Bir siyasi parti bütün Türkiye'ye hitap etmesi lazım. O nedenle Türkiye Değişim Partisi bize oy versin, oy vermesin. Biz bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız. Mesela bazıları diyor ki yüzde si benim. Geri kalan ne yaparsa yapsın. Biz öyle demiyoruz. Biz yurttaşlarımızın yüzde %30'unu, yüzde yüzde değil. Biz yurttaşlarımızın Yüzde yüzünü kucaklamak istiyoruz ve yüzde yüzünün de yüzünü güldürmek istiyoruz. O çareleri daha çok göreceksiniz. Bu araştırma şirketlerinin, yine gündemim dışı bir soruyla şey yapmak istiyorum. Araştırma şirketlerinin ya da televizyonlarda konuşan, bu bilen kişilerin... <laughs> e, Televizyonlarda Hı. bir kere bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Evet. Eskiden televizyonlara çıkan birisi olduğu zaman herkes böyle saygıyla, sevgiyle bakardı. Hı. Şimdi bakıyorsunuz ki o onu konuşsun diye çağırıyor, bu bunu konuşsun diye çağırıyor. Bu ben büyük bölümünü tenzih ediyorum ama çok zayıf da konuşmacılar var. Bunlar da doğru bir şey değil. Ne düşünüyorsunuz? Memleket insanının mizacını e, bilen, tanıyan, ne yapacağını az çok tahmin eden, siyasette bu kadar çok, Zaman geçirmiş biri olarak ne düşünüyorsunuz? Ee, bizim halkımız şaşırtıyor değil mi araştırma şirketlerini? Şöyle şöyle çok siyasallaştı. Yurttaşlarımız bir tarafa bakıyorsun genel iktidardan korkuyor. Bir tarafa bakıyorsunuz yerel iktidardan korkuyor. Büyük şeylere bakıyorsunuz başka partide oradan korkuyor. Öbür taraftan Anadolu'ya gidiyorsunuz. Genel iktidardan korkuyor. Ve vatandaşımız şu anda büyük bir ekonomik kriz içerisinde olduğu için gençler büyük bir işsizlikle karşı karşıya olduğu için doğru sonuçlar asla çıkmıyor. Hı. Doğru sonuçlar ne biliyor musunuz? Nasıl 2002 yılında 2002 yılında AK Parti geldi şaşırttı. Sandıklardan direkt çıktı. Biz de aynı şekilde çıkacağız. Bak bu programı lütfen kaydediyorsunuz zaten. Bunu söyleyeceksiniz. Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Biz bütün gönüllerde inanın ki yer yaptık. Bugüne kadar Ankara'da konuşan diğer partiler, muhalefet partileri konuşacaklara kadar konuştular. Defalarca seçime gittiler. Sonuç alamadılar. İnanın ki bundan sonra Türkiye Değişim Partisi'nin görüşlerini ve düşüncelerini yurttaşlarımızla buluşturacağız. Bize oy verecek olan yurttaşlarımızın ben çok olduğuna inanıyorum. Ve büyük bir sürpriz yapabiliriz. Peki ama burada sorunuzun bir başka cevabı vatandaş sağlıklı karar veremiyor korkuyor büyük şehirlerde belediyelerden korkuyor doğru cevap veremiyor genel iktidardan korkuyor doğru cevap veremiyor biz gittiğimiz yerlerde bunu hissediyoruz bakışlardan bunu hissediyoruz mesela ben Kastamonu'daydım Kastamonu'da Ender Karahasan'ın misafiri olduk çıktım dedim teyzeciğim nasılsınız iyi misiniz iyiyim evladım dedim e, beni tanıyor musun teyze yavrum dedi biz dün akşam seni konuştuk sen Sarıgül değil misin evet dedim teyzeciğim benim biz de oyu sana vereceğiz dedi. Dedim çok teşekkür ederim sağ olun. Hangi görüşümüz dedim çok beğendiniz. Duyduk duyduk dedi. Neyi duydunuz dedim. Siz dedi sağ ve solu mısınız dedi. Herkesi birleştirecekmişiz bir şey, onun için oyu size vereceğiz dedi. Muhteşem müthiş bir şey yani. Çünkü biz hakikaten <laughs> sağ solu kaldırdık <laughs> yani. yani. Peki şimdi bu 2013'te yayınlanan e, sizin biyografiniz e, kendi ağzınızdan e, anlatılan çok şey var. Şimdi <laughs> burada. Benim de önümdeki notlarda var. var. Ee, yoksulluk var çocukluğunuzda. Erzincan'ın bir dağ köyünde bir ağacın altında dünyaya evet. geliyorsunuz. Bu bile güzel bir hikaye. Şimdi. Evet, Başlangıç evet, olarak. Evet. Yani ben güzel diyorum yanlış anlaşılmasın. Ya, doğru soru. Hikaye, gerçek, hikaye gerçek, eleştirmek gerçek, açısından gerçek, diyorum. Yoksa abi, tabii ki güzel değil. Tabii ki ee, yoksulluk. Ee, daha sonra İstanbul'a taşınıyorsunuz. Ve mücadeleniz hep e, devam ediyor. Burada bu yoksulluktan sonra belediye başkanlığına geldiğiniz bir dönemde adapte olmuşsunuz Şişli Belediye Başkanlığı'ndan. Öncesi var ama. Bir dakika hemen evet. yani ben evet. bir şey gibi başlangıç evet. ve netice evet. gibi bir şey söylemek istiyorum. Siz şık giyinen bir insansınız. Çok önemli tanıdıklarınız var, dostlarınız var. Hep bir yerde ben bugüne kadar size nerede tesadüf ettiysem hep... Masanızda önemli kişiler, sanatçılar, siyasetçiler, spor adamları, adamları, bütün bunlarla iş adamları. Onlarla oturup kalkıyorsunuz. Bu hiç ağacın altında doğan bir çocuğun hikayesi gibi görünmüyor. O hikayenin neticesi gibi görünmüyor. Bu arada ne yaptınız? Nasıl buradan buraya evrildi hayat? O çocuk kendisini geliştirdi. O çocuk büyük bir mücadele verdi. Ve o çocuk bu kitapta her şeyi yazıyor. Yüzde yüz yazıyor. bu ne var biliyor musunuz? Burada büyük bir başarı öyküsü var. Bu kitabı okuyan bütün yurttaşlarım, ben geçen gün bu kitabı okuyan bir arkadaşımız daha yeni bizim aramıza katıldı. Hüngür hüngür ağlayarak yanıma geldi. Ya Sarıgül sen bu mücadeleyi nasıl verdin diye. Evet ben mütevazi bir ailenin çocuğuyum ama Hı. hiçbir zaman gücümü koltuğumdan almadım. Ben gücümü her zaman kendi kişiliğimden aldım. Benim babacığım bana öğrettiği bir olay var. Ben her zaman mütevazi oldum. İkincisi, i̇kincisi, milletvekili olduğum dönemde. Sayın Özal ile çalıştım, Sayın Demirel ile çalıştım, Sayın Erdal İnönü ile çalıştım. Bülent Ecevit benim genel başkanım ve uzun yıllar Bülent Ecevit terbiyesi aldım. O nedenle de tabii bir olay da şu, belediye başkanlığı süresi içerisinde sayısız projeler ürettim. Ve bana kim gelirse gelsin, her vatandaşımın işini, iş adamı olsun, esnaf olsun, bakkal olsun, kasap olsun benim roman vatandaşlarım olsun, Kuştepelilerim olsun, Ferik köylerim olsun asla birini kırmadım. Bana gelen bir yurttaşıma bir cemevine bir şey istediyse başım gözüm üzerine yaptım. Camilerimize bir şey istediyse başım gözüm üzerine yaptım. Ve sayısız projelere imza attım. O nedenle de çok değerli dostlarımız oldu. Bugün bakın öyle belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar var ki ne atları var ne sanları var. Ben orada belediye başkanlığı döneminde ve milletvekilliğim döneminde Un peşinde koşmadım, ün peşinde koştum. Hı. Ve herkese yardımcı oldum. Onun için de çok değerli dostlarım oldu. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Ben inanın ki her zaman veren oldu. Ve ben şoför hakkı babanın oğlu olmaktan da büyük mutluluk duyarım. Ve bunu da her yerde söyledim. Benim babam taksilikten büyümüştür. Bizi bu noktalara kadar getirmiştir. Babacığım benim için son derece kıymetlidir. Ve çok enteresandır. Ben babam 6 yaşında gördüm. Şimdi onu soracaktım. Nasıl nasıl bir hikaye? Şimdi ben dünyaya geldiğim zaman babam burada çalışıyor ve köye gelemiyor. ben o zaman o zaman şeyler böyle sıra geldiği zaman köyde mesela herkesin bizim bir tane inek var. Diğer köylülerinde iki tane inek var. o hayvanları köyün hayvanlarını dağa çıkar orada otarırsın. Onun adına çoban denir. Yani bizim bize sıra geldiği zaman ben giderdim ve şeydeyim hiç unutma böyle haftada bir gün uçak geçer İstanbul'dan ateş böceğini elime alırım e, ve ateş böceğini üflerim ve derim ki yukarı teyare teyare babama selam söyle ve, o, ve babana dediler ki bir gün Hı -hı. baban geldi dediler ben kaçtım ha. kaçtım bir babamı tanımıyorum ki inanır mısınız yani böyle ben, evet yani, yani kaçtım ondan sonra Baban gelmiş dediler. Babamı kucağına şey yaptım falan. Sonradan 8 yaşına kadar ilkokul 1. sınıfı köyde okudum. Erzincan'da okudum. Sonra İstanbul'a geldim Şişli'ye. Babam yine bir yerde çalışıyor. Annem de bir yerde çalışıyor aynı zamanda. Ve biz tek odada kalıyoruz. Annem, babam, ben üçümüz aynı yatakta yatıyoruz. Ve 3 sene böyle devam etti. Taratpaşa İlkokuluna kaydımı yaptırdım. Kayıt olarak bizi almıyorlar. Babam gitti bir tane mahallenin muhtarını buldu. Mahallenin muhtarı Erzincanlı bizim emislerimiz. Allah rahmet eylesin Yaşar Doğu. Beni Şişli Taratpaşa İlkokulu'na kaydettirdi. Ondan sonra Şişli Ortaokulu'nu bitirdim. Sonra zincirlik yapı Meslek Lisesi'ni bitirdim. Sonra Ortaköy Eğitim Enstitüsü Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdim. Ve sınıf öğretmeni olarak karşınızdayım. Çok çok evet. evet. Çok yani, acayip. Evet. Peki bir de güçlü bir kişiliğiniz var ama ee, ne ilginçtir ki. kitapta hatta kitap Baba da... önemlidir biliyor musun? Evet, çok baba önemli. önemlidir. Yani baba yani... kim biliyor musun? Baba evin direğidir Baba o mutfağın kaynamasını evet. düşünür. Baba çocukları yatağa girmeden yatağa girmez. Baba başka bir şeydir. Peki. Ee, şimdi. Ben genelde gözyaşları olduğu zaman evet, evet. yayını keserim ama yok, yok, tabii ki ya, böyle bir şey yap ben yani, duygulandım hayır duygulandım. Ben böyle bir şey yapmayacağım çünkü duymuş. ne kadar güçlü bir kişiliğiniz yo, yo, duygulandım olduğunu, duygulandım. olduğunu biliyorum. Ve sizin e, e, kitabınızdan bazı notlar paylaşacağım. Evet, evet. E, biraz da nefes alma fırsatı olsun evet. diye diyorsunuz ki kitapta babam yeni bir iş bulmuş. Mahmut Paşa'da Yarımhan'da Göksu Triko'nun sahibi Nejat Göksu'nun özel şoförü olmuştu. Annem de patronun evinde çalışıyordu. Şişi de kocaman bir apartmanın kocaman dairesini silip süpürüyor, temizliyordu. İşte o apartmanın bodrumunda tek göz bir oda vermişti ne Nejat Bey. Biz de o tek odaya göç ettik. İki sene o tek göz odada yaşadık. Bir tek yatak sığacak kadar yer vardı, tuvaleti bile yoktu... Apartmanın kapıcısıyla paylaşırdık. Bırakın tuvaleti, odanın bir tutam ışık giren camı yoktu. Şimdi bu... Benim bu kitabı yazmaya bir olay zorladı. Hmm. Ee, Faruk Süren Galatasaray Kulübü'nün başkanıydı. Ben Faruk Süren Başkan'la uzun yıllar beraber kulübe e, 4 sene yöneticilik yaptım. O Hacı'nın, Papelay'ın, tafeskunun İliye'nin hmm. alınmasına hmm. da beraberdim. Faruk Süren Başkan'ı ben olağanüstü severim. Her zamana hmm. saygım sonsuzdur. Ben belediye başkanı olduktan sonra e, Nişantaşı'nda bir yerde bir davet verdi. O davet esnasında da e, e, ben içeri girerken bir hanımefendi orada dedi ki ya dedi bizim de Hakkı Efendi ne oldu dedi ya Bizim de Hakkı Efendi ne oluyor bu bırak dedi ya, ne belediye var bizim de Hakkı Efendi ne oldu falan dedi. Ben şöyle döndüm <laughs> geriye bir baktım dedim hanımefendi sorunuza dedim ben biraz sonra şeyde cevap vereceğim. Aradan e, Hatice Hanım vardı. O çok bozuldu, canı sıkıldı falan. Dedi ki ya lütfen rica ederim dedi falan. Geçtim dedim ki ben hanımefendi e, biraz önce girerken böyle böyle oldu. Evet dedim ben şoför Hakkı Baba'nın oğlu olmaktan, apartman görevlisi Hakkı Baba'nın oğlu olmaktan dedim. Büyük gurur duyuyorum. Bu benim işte bir şeref vesilesidir. E, bunu dedim e, kulise söylemenize gerek yok. Burada direkt söyleyin dedim. Biz dedim ha. buradan gelen bir yapıdayım. Evet. O gün karar verdim ki, ben bir kitap yazmam lazım ve bütün evet. gerçekleri kimsenin bir ha. şey konuşmasına gerek yok ve siyaset adamının her şeyinin açık ve net olması lazım sevgili okan ve bu kitapta ne bir eksik ne bir fazla bütün hayatım burada yazıyor ikinci kitapta da, da siyasi mücadelemiz gelecek nasıl bir siyasi mücadele verdim nasıl baş kaldırdım Nasıl yılların Baykan'la karşı mücadele verdim? Nasıl bu düzene karşı baş kaldırdım ve başıma gelmeyen kalmadı? Onların hepsini anlatacağım. Ve şu anda da bir hak arama mücadelesi veriyorum. Bu verdiğim hak arama mücadelesi de ülkemin iyiye gitmesi noktasında. Ülkem bugün iyi yönetilmiş olsa altını çiziyorum. Muhalefet partileri iktidar adayı olmuş olsa bizim parti kurmamıza gerek yok. Ama bugün ben televizyonlara baktığım zaman binlerce genç mutsuz. Ve bugün inanın ki bir şey bekliyorum ve iktidara çağrıda bulunuyorum buradan. Lütfen kısa çalışma ödeneğini kesmeyiniz. Evet. Kısa çalışma ödeneğini keserseniz insanlar paramparça olur. Ve bugün öyle meslek grupları var ki dikkate alınmıyor. Bakın siz sanatçısınız, değerli bir dostumuzsunuz. Bir yere gidip bir sahne kurduğunuz zaman o sahneyi kuran o sesçiler, o sahneyi yapan çocuklar, arkadaki ışıkçılar bunlar bir milyon ve bunlara kimse sormuyor ki aç mısın, susuz musun, ne yapıyorsun diye. Tamam az solist bir yerden parasını biliyor ama az solistin arkasındaki müzisyenler perişan, tiyatro sanatçıları perişan. Bunlara hiçbir şey verilmediği gibi. Ben buradan siyaset malzemesi olarak kullanmak istemiyorum ama ülkem açısından sorumluluk taşıyan birisi olarak lütfen ve lütfen yarın belli bakanları arayıp onlara da konuşalım. Kısa çalışma ödeneğinin mutlaka devam etmesi lazım. Ve sosyal devlet olmamız lazım. Almanya'ya bakıyorum, Almanya'yı inceliyorum ve Sayın Merkel'i gerçekten kutluyorum. Arkadaşlara da gönderdim detaylı bir şekilde bakıyorlar. Sosyal devlet nasıl olur diye. Pandemiden önceki iş yerlerinin Yüzde %70 Ciro'sun ödemesini yapıyor. Evet. Bütün çalışanların da parasını veriyor. E biz kısa çalışmaya da kesersek olur mu? Daha başka bir şey var. Orta direk esnaflarımız e, aylardan beri açılmadı. Kısa olarak açıldı. Evet. Ama esnaflarımız da bakıyorum ki uyuyorlar ama esnaf ne biliyor musunuz? Orada çalışanlar komiler, evet. garsonlar, aşağıda aşçı başları, mutfakta çalışanlar direkt iki buçuk milyon dolaylı olarak on beş milyonu ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Kesinlikle. Devletimizin ışığı ve esnafın ışığının sönmemesi lazım. Bir yandan şunu da söylemek lazım. Ee, kısa çalışma ödeneği kesiliyor ama işten çıkarma tabii ki işten çıkarma çıkarılmasını istemiyoruz kimsenin ama işten çıkarma iki ay daha uzatıldı işten çıkarma. Çıkarmayacaksın diyor. E peki e kısa çalışma ödeneği yoksa bir iş yeri, nasıl bir olacak? esnaf e, işçisine maaş ödeyerek nasıl duracak orada? Evet, evet, evet. Eğer çalışamıyorsa. Evet. Yani orada da bir çelişki var sanırım. İşte ülke... burada ne var biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi'nin buradaki görüşü şu. Diğer partiler bunu popülist e, malzeme yapıyor. Biz diyoruz ki ya devletimiz şartları, koşulları vardır ama bunu mutlaka e, ödenmesi gerekiyor. Bizim arkadaşlarımız yarın bu konuda diplomatik temaslarını yaparak kısa çalışma ödeneğinin mutlaka uzatılmasını sağlamaya çalışacağız. Yani bunu biz bugün yayın diye söylüyorum. Ben bunu bir basın toplantısına falan söylemem ama Hı. bunu çıkacağız. Arkadaşlarımız diplomatik görüşmelerini yaparak bunu planlayacaklar ve kısa çalışma ödeneğini mutlaka uzatıracağız Peki ee, şimdi kitap çok e, dikkat çekici <laughs> ve evet. bazı bölümler eğlenceli. Şimdi siz mecliste en genç milletvekili evet, evet, oldunuz evet, o dönemde, evet. o günlerdeki 30 yaşındaydınız ve e, diyorsunuz ki meclise adım attığımda henüz 30 yaşındaydım. Siyaset hayatım boyunca unutmayacağım ilk öğüdü. CHP Denizli Milletvekili Adnan keskin. Adnan keskin verdi. Mecliste milletvekili gibi hareket edeceksin ama bir gün vatandaş olacağını bileceksin. Sonra hemen şuraya atlıyorum. Bana bunu siz anlatın ya da okurum isterseniz. Bu sizi duygulandıracak ben bir hikaye bilmiyorum sabir, ama. Sabir. Evreni protesto edeceğim derken mecliste yumruğu <gülüyor> yedim. <gülüyor> ya çok önemli. Bu çok önemli. Şimdi o zamanki partinin genel sektörü e, geldi bana dedi ki Kenan Paşa dedi meclise gelecek. Biz dedi protesto edeceğiz. Oturacağız. Sen de başkanlık divanı üyesi olarak oturacaksın. Ne demek olacak? Aya mı kalkmış? Hayır yani şimdi başkanlık divanı, meclis başkanı, divan üyeleri de biz yanında iki kişiyiz. Evet. Ama biz sonuçta orada Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyoruz. Evet. Orası bir siyasi makam değil. Evet. Aşağısı meclis siyasi makam. Evet. Ben dedim ben bunu yapamam dedim. Ben devlet anlayışıma ters dedim bu benim yani şimdi. Ya aşağıdaki milletvekili siyasi protososunu yapar, eylemini yapar, parti bir karar başka ama ben burada kürsüde devleti temsil ediyorum. Ben o kürsüye çıktığım andan itibaren bağımsız, objektif olmam lazım. Kendi partimin haklarını, hukukunu koruduğum gibi diğer partilerin de haklarını, hukukunu korumam lazım. Hayır bizim kararımız buna uymak zorundasın. Ya kardeşim 30 yaşında gitmişim. O zaman bir tek TRT var. Hava atıyorum, mebus olmuşum, milletvekili olmuşum. Caka satacağım. Televizyon beni çekecek. Al, başımıza gelen işe bak. Cık. Dönemin milletvekili benim de başkanımdı. Aytekin Kotil'i aradım. Dedim ki başkanım durum böyle böyle. Bunun güzel bir lafı var dedi ki öyle soytarlık olmaz dedi. Sen doğru düşünüyorsun dedi. Öyle şey olmaz. Biz de aşağıda her şey veririz, Sen de orada doğru düşünüyorsun dedi. Sen devlet temsil ediyorsun. Fakat ya huzursuzluk da olmasın kardeşim daha birinci gün gitmişiz ya olan başımıza ne iş geldi? <laughs> Falan. Ben bunun üzerine dedim ki e, kulakları Kastamonu AK Parti Milli Tevkiller Nurhan Tekin dedim ki sevgili Nurhan sen 3 saat otur. Ben 3 saat sonra geleceğim dedim. Ben yani böyle böyle bir durum var. Yapmak istemiyorum dedim. Partiyi de kırmak istemiyorum. Falan. Ondan sonra 3 saat dolunca gittim. Nuran Bey dedi ki ben buradayım. Ya hemşerim gözünü seveyim ya. Bu meclis iş düzüğünün bana vermiş olduğu bir hak. Anayasanın bana vermiş olduğu, yurttaşların bana vermiş olduğu bir hak. Kalk buradan kardeşim. Kalkmam. Ya güzelim kardeşim kalk buradan derken bir tartışma oldu. Ve e, bir yumruklaşma oldu. Bu arada bize bir yumruk attı. Tamam onun üzerine Özal aşağıda hemen derhal meclis durdu, olaylar başladı. Aşağıdan Arif Sağ hiç unutmam bir kürsüye yürüdü Arif Sağ. Cüneyt Canver, hı hı. Allah rahmet eylesin kürsüye ha. yürüdüler falan derken ara verildi. Rahmetli Özal olayı öğrendi. Nedir dedi bu olay? Dedim ki efendim böyle böyle böyle. Özal dedi ki Sarıgül haklısın sen oturacaksın orada. ve Ondan sonra ben kürsüde oturmaya devam ettim. Hakkımı yedirmedim ama öyle bir olay geldi başımıza ilk günde. Ama bir Siz yumruk attınız mı? Yok. Yumruk, ben yumruk yedim olurum. Evet, yumruk Aynen. yedim yani. Şimdi olsa atarım da o zaman yedim efendim. Halbuki ama <gülüyor> <gülüyor> Halbuki güçlü kuvvetlisiniz, uzun boylusunuz. <laughs> yani bile isteye mi oldu bu iş? Şöyle zarafetten mi oldu? Şöyle oldu. <laughs> şöyle Gençlikten oldu. mi oldu? Şöyle oldu. Ee, zaten o arada sonra sevgili Nuran'la da biz çok iyi olduk. Sonra bizim bakan bakanlığımızı yaptı, iyi bir Hı. kardeşimiz. Hayatta böyle bir şey oldu, geçti diyelim. Ya. Evet. Peki. Ee, şimdi e, liderlerle ilgili diyorsunuz ki ben üç lideri kendime örnek aldım. Bülent Ecevit'in Bülent Ecevit'in mütevazılığını ve aydın kişiliğini, Erdal İnönü'nün insanlığını, demokrat tutumunu, Turgut Özal'ın pratik çözümlerini, varlık ve bereket anlayışını bu üç büyük siyasetçiden öğrendiklerim siyasi hayatımdaki ilkelerim oldu. Süleyman Demirel'in bir sözü ise hayatımı ya. değiştirmeye yetti. Ya, Neydi ya. Ah, müthiş bir şey o. Ee, 1994 seçimleriydi. Belediye başkan adayı oldum. Karşımda Gülayat Hanımefendi vardı. Anavatan Partisi'nin. 0 onda 0, 9 puanla 1 puan belediye. 0-10'da 9 puanla 350 öyle seçimi kaybettim. Kişi belediye başkanlığı. Hı. 94. Hı. Bunun üzerine... Ee, sevgili Okan Seçim başarısızlığı Fakirliktir Fakirin sahibi olmaz hmm. Gece saat 12'de Davul zurna bizde çalıyor Davul zurna herkes oynuyor Saat 2.30'da Biz 350 oyla kaybettik O davul zurna gitti Kalktık tek başımıza yeah. Geldim eve Ağladım 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 Üç gün dışarı çıkmadım Lanet olsun dedim Sonra kütüphanede Bir kitap kulağıma Gözüme takıldı hmm. Süleyman Demirel Kalkınma ve demokrasi Bakarken kitaba bir yerde baktım şu yazıyor. Demokrasiye inananlar seçim sandığına küsmez. Dedim ki laf bu laf. Evet, doğru. Bak, nasıl bir demokrasiye inananlar seçim sandığına küsmez. Onun için baba 7 defa, 6 defa gitti, 7 defa geldi ve ben dedim ki yani bu millet bana oy verdi kardeşim. 350 oyla kaybettiğimizde bunda da bir hikmet vardır. 5 sene boyunca bakın hiç durmadım. 94'ten 99'a kadar 5 sene boyunca. Çalmadığım kapı, sıkmadığım el kalmadı. 5 sene boyunca yoğun bir çalışma yaptım. Ve o 5 yılın sonunda 2099'da geldim. Ve büyük bir farkla seçimi aldım. Ve 3 dönem 5 sene 10 sene değil 15 sene şişliği yurttaşların büyük bir desteğiyle yönettim. Bir yine notlarım dışında bir soru. E, bu siyasi profillerden bahsediyoruz. Sonra dönüp bugünümüze bakıyoruz. Acaba... Diğer ülkelerdeki gibi Amerika Birleşik Devletleri ya da kıta Avrupası ülkeleri gibi bizde de iktidar 4 senede bir 5 senede bir farklı partilerin eline geçse bir o gelse bir öbürü gelse Türkiye'deki siyasi iklim daha mı farklı olur? Şöyle, şöyle. Ya bu kadar e, safça soruyorum, soruyorum ki sabır, çünkü yok. yine şöyle, de anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şöyle, e, bir kere e, demokrasi anlayışını değiştirmek lazım. Siyasi partiler koan değiştirmek lazım. Seçim sistemini değiştirmek lazım. Bakın burada, e, burada e, Schröder'i e örnek vermek lazım. Almanya başbakanı Schröder, tanıştık e, hmm. şeyimiz oldu. Almanya'nın Almanya başbakanıydı ve başbakanken erken seçim istediler ve. Bir eyalette erken seçime gitti. Kendi partisi SPD yüzde 33 aldı. Hristiyan demokratlar da 34 aldı. Bir puanla o eyaleti kaybetti. Bir puan. Bir puan yani. Üç milletvekili de var. Dedi ki ben bu eyalette bir puanla kaybettiğime göre bütün ülkede seçim istiyorum dedi. Ve seçimi ön aldı. Seçim oldu. Seçim oldu. Hristiyan demokratlar 36 aldı. So, e, Hristiyan, 30, Hristiyanlar, Hristiyan Demokratlar 36 aldı. Sosyal Demokratlar da 34 aldı. 2 puan fark oldu. SPD ile Hristiyan Demokratlarla Alman Sosyal Demokratları koalisyon orta oldu. O dedi ki Şüreder Almanya'da Almanya'da başbakanlık yapan bir adam dedi. Parlamentonun arka sıralarında oturmaz ve SPD'nin genel başkanlarına istifa etti. Partisi koalisyonda. Olar hemen istifa etti. Ondan sonra SPD'nin başına Mütteferik diye bir adam geldi. Mütteferik dolaştı. Bir sene oldu dedi ki halk beni seviyor ama politika bana göre değil. Ayrıldı. Ondan sonra Kurtbek diye bir adam geldi. İki sene o devam etti. Dedi ki evet yani ben e, genel başkanlık başka bir şey yapamadı ve ayrıldı. Ondan sonra Gabriel geldi. Gabriel geldi. Dışişleri Bakanı oldu. Sonra Esmeden'in genel başkanı oldu. Üç sene sonra dedi ki hayır bana göre değil. Ondan sonra Martin Schuss geldi. Ee, Avrupa Birliği'nde Sosyalist Enternasyonal Grup'un başkanıydı. SPD'nin genel başkanı oldu. O da 4 sene kaldı dedi ki başarı yok. Merkel devam ediyor bu arada ve 10 sene içerisinde SPD'den 6 tane genel başkan değişti. Sistem bunu gerektiriyor. Biraz daha devam edelim. İngiltere'de e, Boris'ten önceki başbakan e, 0 onda 1 puanla seçimi kaybetti ve istifa etti. Istifa etti. Yani demokrasi kültürünün Türkiye'ye gelmesi lazım seçim kanunu ve siyasi partiler kanunun mutlaka değişmesi lazım. Bu değişmediği süre içerisinde asla muvaffak olamazsınız. Bakın biz Türkiye Değişim Partisi'nde öyle bir çalışma yaptık ki genel başkan iki genel seçim partisini iktidara taşıyamıyorsa otomatikman görevi bırakıyor. Hı. Evet. Yani iki genel seçim ben parti iktidara taşıyamazsam görevi bırakıyorum. Nasıl bırakıyorum? Tüzüğe biz bunu yazdık. Ya aman işte gel seni millet tekrar ya, öyle bir şey yok. İki genel seçim parti miktarı taşıyamazsam ben görevi bırakacağım. Bir başka şey şu. Genel başkanı bin küsür delegenin seçmesi doğru değil. Genel başkanı partiye kayıtlı üyeleri seçmesi lazım. Bizim partimizde genel başkanı partiye kayıtlı binlerce üye seçecek. İnşallah ileride milyonlarca üyemiz olacak ve milyonlarca üye seçecek. Bir genel başkanı Türkiye'nin kaderiyle oynayacak olan genel başkanın Türkiye'nin kaderini bin kişiye bırakabilir misiniz siz? Onun için biz diyoruz ki Türkiye Değişim Partisi'nde genel başkanı delegeler seçmeyecek, genel başkanı partiye kayıtlı üyeler seçecek. İlçe başkanlarını delegeler seçmeyecek, ilçe başkanlarını da partiye kayıtlı üyeler seçecek. Onun için siz partinizi demokratik yaparsanız, ülkede siyasi partiler kanunu ve seçim sistemini çıkarırsanız, herkese eşit haklar uygularsanız bunlar konuşmayız ama şu anda siyasi partiler kanunu çıkmamış vaziyette. Şu anda millete çalışanlar seçilmiyor. Genel başkana yağ çekenler milletvekili oluyor. İktida genel merkez yöneticilerine yakın olanlar belediye başkanı oluyor. Bilgi, beceri ve yeteneklere bakılmıyor. Bütün partiler hakkında söylüyorsunuz. Bütün partiler için hani söylüyorum ve bir şey söyleyeyim. Ankara'daki Ankara'da şu anda tek parti var. Evet. Tek parti var. Hangi parti bu? Bütün partiler aynı. Ha. Bütün partiler aynı. Bütün partiler aynı. Ankara'daki bütün partiler muhalefette iktidarı da aynı. Lidere bağlı demokrasi var. Halka bağlı bir demokrasi yok. Bugün Ankara'daki partilerin tamamı aynı. Bugün Türkiye'nin kurulan en demokratik partisi kim biliyor musunuz? Türkiye Değişim Partisi. Biz çünkü başından kurallarımızı koyuyoruz. Bizde lidere bağlı bir parti yok. Bizde halka bağlı parti var. Mustafa Sarıgül olmasa da Türkiye Değişim Partisi devam eder gider. Çünkü biz kurullarımızla, sistemimizle Türkiye'nin en demokratik kitle partisi. Çünkü bizim anayasamız bu. Biz anayasamızı yazarken, partinin tüzüğünü, programını yazarken ona göre belirledik ve biz Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Ben diyorum arkadaşlara, bana yakın olmayın. Millete yakın olun, vatandaşa yakın olun. Bana yakın olmak bir şey sağlamaz. Bense görev veririm, üye yaparım. Ama yarın seçilmeniz bana ait olan bir şey değil. Bizim bütün teşkilat başkanlarımız bunu biliyor. Değişim kadınlarımız, değişim gençlerimiz bunların hepsini biliyor. Ve biz Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Peki efendim kısa bir ara hemen dönüyoruz. beyler. Nokta canlı yayını Sayın Mustafa Sarıgül'le devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı. Partinizin ilkeleri, ilkeler dediğimiz zaman ne konuda farklılaşıyorsunuz? Hangi ilkeleri ön plana çıkarıyorsunuz? Şöyle bir kere biz kendi aramızda bir düşünce devrimi yaptık. Geçmişte ben bir sürü siyasi yani CHP'de, DSP'de uzun yıllar siyaset yaptım. Ama bir düşünce devrimi yaptık. Biz bir kere Türkiye'ye baktık soğuk savaş döneminin bazı kelimeleri var. Bu kelimeleri kaldırmamız lazım. Yıllarca hatırlayın bir tarafı sol diye, bir tarafı sağ diye, bir tarafı komünist diye, bir tarafı faşist diye defalarca bölündü. Biz şimdi şöyle bir şey planladık. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Bizim partimiz sağ ya da sol bir parti değil. İnsan diyen, vicdan diyen, merhamet diyen, demokrasi diyen, insan hakları diyen, barış diyen, özgürlük diyen, Gençler diyen, kadınlar diyen, çevre diyen ve doğada yaşayan canlıları savunan biz bir siyasi partiyiz. Ve biz merkezimizde insan var. Vicdanlı insan ve merhametli insan. Türkiye Değişim Partisi'nin ilkelerini e, sordunuz. Türkiye, Türkiye Değişim Partisi'nin ana ilkeleri Atatürk ilkelerine bağlı. Cumhuriyetin değerlerini geliştirip güçlendiren, Cumhuriyetin değerlerinin üzerine yan gelip yatan değil... Cumhuriyetin değerlerini geliştirip güçlendiren, üretimi destekleyen, esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın yanında olan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin hakkını veren, evrensel hukuk kurallarına saygılı, inançlara saygılı laikliği destekleyen, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye'nin en demokratik kitle partisi, Türkiye Değişim Partisi. Bu ülkelerden asla ve asla taviz vermeyiz. Ve biz diyoruz ki kültür mozaiklerinin birlikte yaşaması, kültür mozaiklerinin birbirine saygı göstermesi, kültür mozaiklerinin el ele olması ve Türkiye'yi demokrasiyle yönetmek o kadar zor bir şey değil. Ve biz Ankara'ya büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. O demokrasi sofrasında her kültürden, her renkten, her inançtan yurttaşlarımız bulunsun istiyoruz ve o demokrasi sofrasında biz ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Bizim en büyük arzumuz Türkiye'nin en önemli konusu barış ekonomisidir. Biz barış ekonomisini sağladığımız zaman Türkiye'mizi inanın ki mutlu hale getiririz. Ve Türkiye Değişim Partimizin ana konusu barış ekonomisi ve Türkiye'mizi barışarak büyütmek ve bütün kültür mozaiklerine saygı duymak. Peki bu barış ekonomisi çok önemli çünkü... E, dünyada hatta aralarında bir e, Türk de var e, Daron e, ekonominin ancak demokrasilerde Daron Acemoğlu ki, evet. kitabı var tabii ki. yani Daron Acemoğlu'nun da evet. o, o, kitabı keşke biraz okur yazar gibi herkes ancak dil de da de çok iyi olur yani evet ama Zaten evet. bu nasıl bir şey biliyor musun çok Bakın, önemli Bakın, şunu sizden söylüyor. de rica ediyorum bak hmm. bu işi şey bak bu entelektüel kardeşlerimiz Faydalı, yararlı aristokratlar faydalı, yararlı ama ahalin anlamadığı şeyleri söylerseniz bir anlamı yok. Tabii ki o bir akademisyen ve onlar tez kitaplar tabii ki. Yani dolayısıyla. Abi ben o aranın kitabını hmm. benim hocalarım hmm. kaç defa okuyorlar. Benim konuşma dilime göre anlatıyorlar ve çok yararlı bir kitap. Hmm. İki tane bölmüş. Evet. Kapitalist dünyayla evet. öbür dünyayı bölmüş. Evet. Ortada bir tane de evet. bir tane de blok yapmış. Çalışıyor üzerinde yani. Evet. Çalışıyoruz. Bizim görevimiz şu bak. Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Evet. Benim görevim en iyi bilenlerle çalışmak. Hı, doğru. Ve o kitabı bir profesör hocamız Allah razı olsun aynen o yatay şekilde yaptı. Benim anlayacağım dile getiriyor. Hı. Türkiye'de ne var biliyor musunuz? <laughs> şimdi siyaset adamları şu bir şey sorarsa her şeyi bilir. Böyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Biz neyi bilip neyi bilmediğimizi çok iyi biliyoruz. Ben şimdi neyi söyleyip neyi söyleyebileceğimi çok iyi biliyorum. Hı. Ve bizim görevimiz her şeyi bilmek değil. En iyi bilenlerle çalışmak. Evet doğru. Ee, şöyle ama siz kitap okuyorsunuz. Okuyorum. Şey, bir, yani Bir saatlik kitaplardan sonra. söylüyor. Kimin kitabını kütüphanede bulduğunuzda. Vallahi ben falan. bu pandemiden sonra başladım okumaya. Yazı yazma dersi bile almaya başladım. Son derece önem veriyorum. Ben 10 yıldır kitap okumamışım öz eleştiri yapıyorum kendime. Bu pandemiden sonra kitap okumaya başladım. O Netflix'teki bazı siyasi filmleri izliyorum. Bir de geriye alıp onlardan not alıyorum, not çıkarıyorum. Ve benim gerçekten bu Acemoğlu'nun kitabını mutlaka okumak lazım. Siyaset yapan her arkadaşımızın sevgili Teoman Mutlu mutlaka Henry Kissinger'ın diplomasi kitabını okumak lazım. O niye biliyor musunuz? Enteresan bir şeydir on. Türkiye'nin diplomasiye ihtiyacı var. Bakın bir hakkı teslim edeyim. Türkiye Son 3 yıla kadar, son 4 yıla kadar dış politikada maalesef çok yanlışlar yaptı. Bütün komşularla kavgalı olduk. Şimdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu kısmen düzeltmeye çalışıyor, kısmen onarmaya çalışıyor. Ee, olay şu, olay şu. Ülkeler kavga etse bile, mücadele olsa bile diplomasi arkadan devam edecek. Evet. Diplomatik temaslar de devam edecek. Evet, tabii. Ki. Bakın şöyle bir şey düşün 1974 Kıbrıs Hareketi'nde öyle bir şey var ki Ecevit'in bir konuşması var. Biz Kıbrıs'a... Kıbrıs Türklerinin barış için değil Kıbrıs Rumlarına da barış getirmek için gidiyoruz Kıbrıs Barış Hareketi'ni Başlatıyorum Mehmetçiğimizin gözlerinden öpüyorum Sadece ve sadece Kıbrıs Türklerine barış için değil Kıbrıs Rumlarına da barış için gidiyoruz diyor Bombalar Rumlara yağıyor arada Nasıl bir diplomasi yani O aynı nezaketi dış politikada sağlamamız lazım Peki e, Son soru e, 2000 Sonrası doğumlardan söz ediyoruz. Bu genç kuşak 2023'te seçimler zamanında yapıldığı takdirde oy kullanacak ve onların konusu doktrinler değil. Bugüne kadar alışa geldiğimiz siyasi söylem sağdır, soldur, şuna sahip çıkmaktır, bunu ötelemektir filan gibi bir şey değil. Onların meselesi pandemiden hemen sonra gelecek olan iklim felaketi ve iklim Doğru. felaketine bağlı olarak tarım meselesi, tohum meselesi, açlık meselesi. Bu meselelerle ilgili bir şey söyleyen hitap eden gönle hitap ettiği kadar bu meseleleri buyursun. Evet, buyursun. zamanında ben söz istiyorum. Gözünüz. Aynen buyursun. Gençlerin ben. olayı şu. Gençler bir kere korkmadan konuşmak istiyor. Gençler özgür olmak istiyor. Biz diyoruz ki gençler Türkiye Değişim Partisi korkmayın, özgür olun. Bizi eleştirin, görüşlerinizi, düşüncelerinizi söyleyin. Bakın, Türkiye'de bugün araştırma yaptırdım. %80 genç borçlu, gençlerin 4'te 3'ü mutsuz. Yine gençlerin sadece %15'i kendini özgür hissediyor ve araştırma yaptı. Bu gençler niçin yurt dışına gitmek istiyorlar ve gitmek istedikleri ülkeler neresi biliyor musunuz? Avrupa'ya gitmek istiyor, Amerika'ya gitmek istiyor. Hiç kimse Suudi Arabistan'a, Afganistan'a, Pakistan'a gitmek istemiyor. Onun için biz Türkiye'de Değişim Partisi gençlerin özgür olmasını, mutlu olmasını istiyoruz. Ve gençleri mutlaka önüne açmak lazım. Bakın çok basit bir şey. Üniversitedeki gençler, geziyorum, üniversitede dolaşıyorum, yazıyor. Kredi ve yurtlar kurumu. Ya kardeşim kredi yurtlar kurumu diyor. Adam daha gider gitmez. Kredisini ödeyecek mi, ödemeyecek mi, e, yurda para ödeyecek mi, ödemeyecek mi? O üç öğün yemek yemeyen gençler var. Türkiye işin Partisi iktidarında o gençler üniversiteyi bitirene kadar ekonomik durumlara müsait değilse başka yerden finansmanını sağlayacağız ve onlardan hiçbir ödeme almamız lazım. Beyin göçü, beyin göçü, beyin göçü. Gücü. Beyin göçünü mutlaka önlemek lazım. Bakın o gördüğünüz iPhone telefonları Bilgi Amerika'dan gidiyor, Çin'de yapılıyor. Çin'de 80 dolar o telefonu yapıyorlar, iş gücü zayıf oldu diye. Geliyorlar 1200 dolara da bize satıyorlar. O zaman ne var? Bilgiye ihtiyaç var. Gençler teknoloji konuşacaklar. Gençlerin beyin güçünü biz önleyeceğiz. Gençler yeni iklimi konuşacaklar. Gençler tohumu konuşacaklar. Tarımı konuşacaklar. Hayvancılığı konuşacaklar. Gençler teknolojiyi konuşacaklar. Gençler doğada yaşayan canlıları konuşacaklar. İnanın ki Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, Belçika'da, Hollanda'da gençlerin sayısı giderek azalıyor. Bizim genç nüfusumuz çok fazla ama o gençlere yeteri kadar ilgilenemiyoruz. Onların beyninden yeteri kadar yararlanamıyoruz. Ve gençleri sadece Türkiye Değişim Partisi değil, bütün partiler bir araya gelip planlamamız lazım. Ya yeni bir genç evlenecek kardeşim ya ilk alacağı 80 metrekareden vergi almayalım ya. Gözünü seveyim ya. Bu genç evlenecekse, bir yuva kuracaksa ya şunun beyaz eşyasından vergi almayalım be kardeşim ya. Ya bırak bu genç interneti kullanamıyorsa, internet 30 GB verelim şuna ücretsiz be kardeşim. Bu gençler dijital ortamda yararlanmak istiyor. Dijital bir gençlik var şu anda. Ama öyle bir şey ki belki de babasını bekliyor ki telefonu gelse telefondan bakabilsin. Biz bu gençlerin önünü açmamız lazım. Gençlere moral vermemiz lazım. Diğer Avrupa ülkeleri bizde genç yok diye üzülüyorlar. Bizde de genç var ve gençler mutsuz. O gençleri yani. mutlu hale getirmemiz lazım. Harika. Bitti. Çok teşekkür ederim. Çok Efendim ben programdı. teşekkür ediyorum. Bir EYT'liler hiç konuşmadık. Başka programda konuşacağız. Onları ben çok iyi biliyorum. Atanamayan öğretmenleri konuşmadık. Ve sağlık çalışanlarımıza hep birlikte tekrar bir e, sağlık dileyelim. Onlara moral verelim. Ve yurttaşlarımız lütfen hastaneye gittikleri zaman onlara surat etmesinler. Onlara moral versinler. Kadın cinayetlerini hiç konuşmadık biliyorsunuz. Evet. Bir şeyden alalım bir kere. Bizim Galatasaraylı sevgili Rasim'i de bir kere saygıyla sevgili hürmetten Siz... alalım.